Merhaba sevgili seyirciler. Tarih Söyleşileri programından hepinizi en içten, en samimi, en sıcak duygularla, gönül dolusu sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü Tarih Söyleşileri programında çok değerli, hepinizin yakından tanıdığı, sağ olsunlar daha önce de Tarih Söyleşileri programımıza konuk olan değerli bir hocamız Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sevgili seyirciler, aslında bugünkü Tarih Söyleşileri programında 100 yılı aşkın süredir tartışılan, konuşulan, bir cevap oluşturulmaya çalışılan bir mevzuyu ele alacağız. Aslında bir tarafta tarihi konuşulurken, konuşulan bir tarihi mevzuun tarihini de konuşmuş olacağız. Yani tarih içerisinde tarihi bir gelişimi, Osmanlı'nın kuruluşu meselesini ele alacağız. Haklı olarak Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili ne mesele ola ki? İşte 1299'da kuruldu, sonra da büyüdü, gelişti. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi diyorsunuz. Aslında meselenin arka planı hiç de öyle değil. Daha 1912'de Gibbons'un ortaya attığı tez, Fuat Köprü'nün cevabı, Wittek, Halil İnalcık ve pek çok tarihçi bu konuda birbirinden farklı, birbirini teyit eden veya nakseden görüşler ve tezler ortaya koydu. Ama Osmanlı'nın kuruluşu tartışılmaktan azade bir türlü olamadı. Hatta 1980'li yıllardan itibaren yeni bir akım devreye girdi. Colin Imber, Lindner ve benzeri İngiliz tarihçilerine devreye girmesiyle Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili tartışmalar günümüzde de devam ediyor. Buna mukabil ülkemizden Feridun Emecen ve Mehmet Öz'ün öncülük ettiği, yeni genç arkadaşların takviye ettiği yeni tartışmalar ve Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili yeni mevzular gündemde. Mesela Osmanlılar Kayı aşiretinden midir? Kayı aşireti nedir? Osman Bey kimdir? Osman Gazi'nin parasından başlayıp bu kadar küçük bir beylik, Söğüt'te ufacık avuç içi kadar bir alanda hüküm süren bir beylik, bunca büyük beylik arasından Karamanoğlu, Germiyanoğlu ve benzeri güçlü beylikler arasından nasıl sıyrıldı gibi mevzuya varıncaya kadar pek çok konu bugünkü programımızın mevzu arasında yer alıyor. Alıyor da ben mevzuları özetleyebildim mi hakikaten hocam? Evet, gayet güzel. Teşekkür ederim. Hülasa ettiniz. Siz de 1985'li yıllardan itibaren aslında bu konuya çalışan ve ilk Osmanlılar kitabınızla da ilk baskısı 2003'te yapıldı yanılmıyorsam. Yeni baskısı da gündemde herhalde. 2010'dan genişletmiştim. Şu anda da yeni baskı hazırlıkları var. Evet. Bu mevzular üzerine yeni tezler ortaya koymaya, mevzuyu aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Hatta İpşirli hocamızın da içinde yer aldığı Ahmet Yaşar Ocak, Colin Imber ve benzeri çok sayıda tarihçinin yer aldığı bir grupla da 1989'da bir araya geldi. Orası önemli hakikaten. Bir iki cümle ben söyleyeyim. Evet. 91 senenin Ocak ayıydı. Elizabeth Zeheryadu Hanım, ki aslında o da Kayseri'den gitmiş. Yani bizim hemşerimiz. Bizi davet etti. Gittik ama çok ünlü tarihçiler vardı. İşte Sipronis, Virionis vardı. İren Melikov vardı. Başta Halil İnalcık hocamız. Hasayi vardı. Sonra Beldeciyanu vardı. Rahmetli Metin Kunt vardı. Colin Imber vardı. Bizler de birer bu kitabın yazarları bir kısmı. O, evet, orada Mehmet Öz'ün derlediği. Oradaki tez sahipleriydi. Çok verimli bir tartışma oldu orada. Ve sonunda da Osmanlı Emirliği diye çıktı. Kitap yayınlandı o şekilde. Ama orada bir olayı belki Feridun Hocam unutmuştur, bir hatırlatmak isterim. Pazar sabahı kongreye gideceğiz. Üçümüz çıktık, Ahmet Yaşar Ocak, Feridun Hoca, ben. Venedik sokakları, orası Yunan adası değil, Venedik adası aslında. Daracık sokaklar, fakat bir Mevlevi ayini geliyor. İnanılmaz güzellikte bir Mevlevi ayini. Bize bir gün önce dediler ki burada ne bir tane Türk ne de bir tane Müslüman kalmadı. Mübadelede hepsi gitti dediler. Pazar sabahı erkenden bu nasıl olur falan diye kendi aramızda böyle konuşurken bir meydana çıktık. Venedik sistemi öyleymiş yani. Daracık sokaklardan bir meydana çıkıyor. Çıktık bir kilise. Kiliseden geliyor ses. Girdik içeriye.
Girdik, haremlik selamlık var kilisede. Sağ tarafta erkekler vardı, ne kadar hatırlıyorsun. Öyleydi, evet. Sol tarafta hanımlar, hepsi siyah elbiseli, siyah başörtülü hanımlar. Şeyde zangoç diyoruz biz ona, işte bu kilisede elini kulağına atmış bir Bizans ayini okuyor aslında. Fakat yani o anda bile biz daha bu Bizans ayini gibi şey yaptık. Öyle bir hatıramız oldu. Sonra dışarı çıkınca o zaman long play diye bir kasetler şeyler oluyordu böyle. Plaklar oluyordu. Plak. Uzun çalar diyorlardı. Ha. Onlardan bir tanesini aldı galiba Ahmet Yaşar Hoca falan. Ama ben hala çözemedim. Yani nedir o oradaki sır acaba? Bir fikrin var mı o konuda? Ya tabii o şey malum Türk sanat müziği. Yani biz onlardan mı almışız? İşte onlar bizden mi almış? Biz müzik odak değiliz ama. Bilemiyoruz tabii. Işte. Karşılıklı bir etkileşim. Bir kültür etkileşiminden evet. Kaynaklı evet, bir doğru. Şey olabilir. Yani öyle bir hatıramız oldu. Yani bizim Türk sanat müziğinin nameleri aynen. Hı. Ve ilahilerin Ahmet nameleri. Yaşar Ocak bu konuda bir yorum yapmadı mı o konulara çalışmayı? Yaptı. O konuda yaptı ama şu anda onu hatırlamıyorum şeysini, detayını. Ama böyle bir hatıra oldu orada bu şekilde. Evet. Şimdi Ferdun Hocam bu kuruluş mevzu aslında çok canlı bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Yani 100 yılı aşkın bir tartışması var. Siz bu tartışmaları ve arka plan nasıl yorumluyorsunuz? İsterseniz oradan başlayalım. Yani şimdi şöyle tabii muazzam bir imparatorluk var. Özellikle işte diyelim Fatih döneminden sonra başlayan süreçlere baktığınızda işte 3 kıtaya yayılmış muazzam bir devlet. Bu işim nasıl kuruldu? Kimdir bugün kurucuları? Çok büyük merak tabii ortaya çıkıyor ondan itibaren. Ve dolayısıyla tarih boyunca hem Osmanlı tarihi yazarları, dönemin yazarları anlaşıldığı kadarıyla hem de yabancı yazarlar, tarihçiler daha o dönemlerde hanedanla alakalı, bunların kimlikleriyle ilgili kimdir bunlar diye bir takım efendim köken ve menşe arayışı içerisine girdiler. Bizim kaynaklarda da var bu. Yazarlar yani Bizans mı yoksa onun dışında başka da var mı yani mesela? Batı kaynakları mesela yani evet. Özellikle o tarihi Rum, diyorsun biraz. Bizans kaynakları var. Evet. Halkokondilas gibi evet. Diğerleri gibi. Bunlar da Osmanlıların kimlikleri üzerinde bilgiler var mesela. Oradan kaynaklı olarak bazı Fransız tarihçilerine hatta İngiltere'li Leon Klaus'u var mesela. Ha. Bir şey tercümesi var bizim. Muhi'yi tercüme etti. Ardından da bilgiler ilave edilir. Orada mesela ilk defa Osmanlı noktayı nazarından yani bizim kroniklerdeki bilgiyi oradan aktarmaya çalıştı. Ama o zamana kadar genel olarak bakıldığında Avrupa'daki bilgiler Osmanlıların aslında Truvalı kökenli olduklarını ifade eden bir anlatış tarzı vardı. Bundan vazgeçiş muhtemelen 16. yüzyıl sonuna başladı. Bu bağ kurma sebepleri nedir? Truvalılarla, Osmanlıların? Valla bu Fatih zamanında malum biliyorsunuz yani Kırtavulos'un da bahsettiği bir şey. Fatih Truva'ya giderek orada işte Truva'nın intikamını aldığını söylediğine dair sahih yani o dönemden kalan bir bilgi var. Herhalde zihin dünyasında Osmanlıların böyle asetik bir devlet olmaktan çok kaçmış ama yeniden dönmüş ve bulunduğu bölgede önemli bir efendim devlet kurmuş olma ihtimalleri ancak böyle bir parlak medeniyetin sonucu olabilir diye herhalde öyle düşünüyorlar. Muhayyer anlaşıldığı kadarıyla. Yani tabii tamamen muhayyer tabii. Muhayyer bir yaklaşım ama şaşırtıcı olan şu. Bunun ciddi isimler tarafından da tabii 17. yüzyılda bile bazı batıl tarihçilerinde tabii bizde yok. Batılıları batı diyoruz zaten. Tarihçiliğinde Osmanlılarla alakalı kitaplarda bu menşe hikayeleri anlatılırken bu konuya bazıları temas ediyor ama bu hava yavaş yavaş 17. yüzyıldan itibaren kaybolmaya başlıyor. Çünkü Batı'da da böyle hakikaten çok devasa Osmanlı tarihleri var. Mesela ne bileyim Halkokondilas'ın zehirleri var. Fransız tarihçileri tarafından yapılmış, uzatılmış 1630'lar, 1672'lere kadar muazzam bir eser görsünüz. Richard Null var mesela 16. Evet, yüzyılda. 16. Null'un kitabı koca, var. Bir insan zor kaldıracağı evet. Büyüklükte. Koca tabii bir çok büyük yazmışım. Alaka çekiyor tabii 16. yüzyılda Osmanlılar. O yüzden bir arayış içerisine giriyorlar. Yani ilginç olan taraf aslında bir ölçüde bizim Osmanlı kronik yazarlarının da böyle bir arayışları var anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü ilk kronikler ne zaman ortaya çıktı? 150 yıl sonra diyelim. 100 sene sonra en 100, erkeni. Ama mufassal, yani Fatih dönemi, yani biraz mufassal olanları kastediyorum. Tabii Ahmedi var ilk tarihçi ama yani mazum tarzda yazdığı için verdiği bilgiler hani çok detaylandırılmış değil. Detaylı bilgiyi nereden elde ediyoruz? İşte 2. Murat döneminden sonra Fatih zamanında hatta Fatih zamanından biraz sonra 2. Bayezid döneminde yazmış olan
tarihçilerden elde ediyoruz. İşte Aşık Paşazade ile başlayan bir gelenek var aslında. Mufassal bir Osmanlı tarihi yazım geleneği itibariyle ve Amr'ın Tevali Osmanlılar burada Neşri'yi onu takip ederek yazdılar. İşte onlar da bu anlamda bir Osmanlı hanedanı kimdir, Osman Bey'in ataları kimlerdir diye bir arayış olduğunu anlıyoruz. Ve orada şecereler devreye girmeye başladı. Evet. Mesela ilk Osmanlı tarihçisi Ahmedi'de bir şecere yok. Bir takım Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bazı bilgileri veriyor Ahmedi'ye. Çok böyle muğlak ifadeleri var. Ondan sonra gelen dönemde Yazıcızade'nin bir tercümesi var. II. Murat döneminde İbn-i İbi bir tercümesi var. Selçuk Tarih'in tercüme etti. Araya Osmanlılarla alakalı bilgiler ekledi. Çok önemli bilgiler. Çünkü bu bilgileri daha sonra Osmanlı tarihçileri kullandılar. Fatih döneminde yazanlar veya diyelim II. Bayezid döneminde yazanlar. Şeyde bu konuda Tevari Ali Selçuk'ta Yazıcızade Ali'nin bu şecere konusu falan acaba onun burada, bir yaklaşımı var mı acaba? Burada tabii onun ana yaklaşımı Osmanlıları Oğuz geleneği içerisinde yerini bulmak ve oturtmak. Selçuklulardan sonra II. Murat döneminde. II. Murat döneminde evet ve tercümeyi yaparken araya çok ustalıklı bir şekilde Osmanlılarla alakalı bilgi veriyor. Diyor ki mesela uçtaki diyor Sultan Gıyasettin uçtaki şeyi uçları diyor. Hüsamettin oğulları, çoban oğulları ile işte Ertuğrul Bey'e ısmarladı diyor. Ertuğrul Bey ismi geçiyor. Dolayısıyla oradan itibaren başlayan ve Osmanlıları bu tarih içerisine sokan bilgiler var şeyde. Yazıcızade'de. Çok önemli yani bu anlayış ve orada biz çok kesin bir şekilde işte Osmanlıların Kayıboyu'na mensup oldukları, Kayıboyu'nun üstünlüğü meselesi, bütün şey açık bilgiler oradan ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kitabın peki yazılışında başlıyor. Böyle bir proje midir o kitap? Öyle denilir çünkü Yazıcızade Ali'nin Tevari Ali Selçuk'u, Yazıcızade Mehmet'in Muhammediyesi, işte şeye karşı, Timur'a karşı Osmanlı'nın özbeöz Türk olduğu, İslam'a gerçek manada bağlı olduğu falan böyle bir şey ümumiyetle söylenir. Evet, bunun bu eserin yani yapılan tercümeye Osmanlıların ilave edilmesi meselesi ile alakalı yorumlar tabii zamanımızın modern tarihçileri işte itibaren başladı ve muhtemelen işte Politeknik'ten itibaren başlayan süreçte İnalcık Hoca dahil olmak üzere buradaki bilgilerin II. Murat döneminde Timurlara karşı evet. Osmanlıların vasfını ortaya koymak, beylikler nazarında onun meşruiyetini perçinlemek amacıyla biraz da hani böyle uydurulmuş bir bilgi gibi telakki etmeye başladılar. Bu tabii tartışma aslında bu nokta üzerinden, Kayıboyu meselesi üzerinden dönmeye başladı. Fuat Köprülü mesela başlangıçta Politeknik bunu söylediği zaman, yazdığı zaman şey bile yani Fuat Köprülü de gerçekten böyle bakıyordu biraz. Fakat sonra 1943'lü yıllardan itibaren yazdığı makalelerinde bu görüşünü değiştirdi ve Kayıboyu meselesini hatta şeyle Togan'la tartışmaları vardır. Peki o oradaki değişme, gerçekten bilimsel çünkü başlangıçta yazdığı biraz konjonktüre uygun bir şekilde falan hani o Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesirini biraz o devrin atmosferine uygun olarak yazdım diye 42 veya 43'te Evet, değiştirdiğini. Fuat Köprülü değil mi? Fuat Köprülü. Ne demek o devrin atmosferine yani uygun yazdım? Yani şimdi orada çok şey oluyor Osmanlı galiba bir işte Bizans'tan birçok kurumları aldı. Onun kendisini yapacağı bir şey yoktu falan gibi çok ağır suçlamalar var. Buna mukabil de bir antitez olması lazım, bir savunum olması lazım. Böyle bir anlayış içerisinde yazıyor. Yalnız o makale çok enteresan. Orada hakikaten mesela diyelim ben çalıştığım için Kaz askerliği alıyor. Anlatıyor Kaz askerliği. Sonra diyor ki bunun Bizans'taki Kamp'te bilmem solculuğuyla hiçbir alakası yoktur diyor. Yani Bizans'ta durumun ne olduğunu vermiyor makalede. Osmanlı'yı veriyor. Bunun Bizans'taki şu kurumla hiçbir alakası yoktur gibi. Birçoklarında böyle kısa geçiyor şey olarak. Evet. Sözü bölüm. Buyurun. Yok yani işte bu temel önemli çünkü Osmanlıların menşe itibariyle Oğuz geleneğine bağlı olarak ortaya çıkışları keyfiyeti tabii ki yani Selçukluların Anadolu'ya girişinden sonraki süreçlerle bağlantılı gibi gözüken açıklamalara karşısında ortaya atılan tezlerdi, görüşlerdi. Ve Fuat Köprülü'nün yaptığı Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı o meşhur
herhalde konferans olarak verdi, daha sonra kitaplaştırdığı bir eserdir o. Orada bu tezlerini bu Oğuz dünyası içerisinde, Türkmen dünyası içerisinde o Osmanlıların yerini belirleyen ve bu anlam içerisinde onu bir yere oturtan bir bakış açısı yakaladı. Ki önemli bir bakış açısıdır bu. Ve bizim Türk tarihçiliği İnalcı Koca'nın takipçisi olduğu bir ölçüde bu damardan gelmektedir. Yani Osmanlıların kuruluşuyla ilgili olan bilgiler itibariyle söylüyorum. Şeyde ne kadar farklı peki Wittek'ten köprülü yani? Tabii şimdi Wittek'in ana teması bilindiği üzere o böyle bir hani Osmanlıların kayı boyuyla Oğuz geleneğine bağlı olma keyfiyetine inanmıyor. Onu çok açık olarak ifade ediyor. Ama bu çerçevede asıl motive edici gücün dini gayret olarak açıklamak, gazayla açıklamak. Evet, onu da Ahmediye dayandırıyor. Çünkü ilk Osmanlı tarihçisi Ahmedi, Emir Süleyman zamanında kaleme aldı eserini ki malum Fethet devrinden sonra çok karışık bir ortam içerisindeydi. Ve Ahmedi o tarihini İskendernam adlı farklı bir eser aslında bir böyle ne diyeyim her türlü şey var içerisinde. Tarih var, işte ilmi halbuki var. Yabalı Bohça gibi. Öyle o dönem için öyle yazılıyor. Kırkanlar. Öyle yazılıyor çünkü şey o. Diğer başka örnekleri de var. Geleneği öyle çünkü. Onun en sonunda bir Osmanlı tarihi ekliyor. İskendernamenin İskendernamen sonunda. Bu daha sonra gelenek olacaktı. Daha sonra İskendernameler var. Bazı İskendernamelerin de daha sonraki sonlara bir Osmanlı tarihleri göreceğiz manzum şekilde. Bir gelenek oluşturmuş yani. Orada işte yani Ahmedi'nin ileri sürdüğü çok ideolojik bir çerçeve var. Ahmedi işte Oğuz'dan geldiğine dair bir ufak bir şey var. Bir efendim mısra o halde bir ifade ediyor ama ondan sonra asıl hep onların büyük bir İslami gayret hareket ettiklerini, büyük gazi olduklarını ifade ediyor ve çok ideolojik bir metin ortaya koyuyor. Ben hep öyle söylüyorum. Derslerim sırasında öğrencilerime söylüyorum. Yani gerçekten bu kabil ideolojik bir çerçeve çizme, meşruiyet zeminleri içerisinde ortaya koyma metinlerini aslında biz ne zaman bekleriz? Artık iyice oturmuş bir yapı olduğu zaman bekleriz değil mi? Tam tersi. Osmanlılar da aslında böyle bir ideolojik ana çerçeve ortaya konmuş vaziyette. Bizim vakalara yönelik ayrıntılı bilgi için aşağı yukarı bir 40 yıl 50 yıl daha beklememiz gerekecek. Hocam Ahmediye'nin bu metnini ideolojik bir ana çerçeve oturtmanızın sebebi neden hareketle bunu böyle bir ideolojik metin olarak tanımlıyoruz? Tabii baştan itibaren işte gazi nedir, nasıl olur, Orhan Bey, Osman Bey nasıl gazilerdi, işte onun şeyini çiziyor, ana yapısını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Wittek de zaten o motive edici güçle beraber onların efendim gayrimüslimlere karşı bazen sert ama genellikle de inancın daha sonra istimal politikası buradan çıkmıştır. Öyle bir tez ortaya koydu. Meylettirici politikaları ortaya koyduğunu. Böylece etrafındaki Hristiyanları da kendi efendim hakimiyeti altına alabilecek, kolaylaştırabilecek bir yolu açtığını ifade ediyor. Ahmedi yani. Bunu hakikaten tarih okuması böyle bir vaka üzerinden böyle bir değerlendirme yaptığı şekilde yorumlayamaz mıyız? Vaka üzerinden Ahmedi'nin yani, yazmış olduğu bir tarih olduğu ileri sürülüyor. Bir tarihname diye yazın söylüyor. Fakat bu hayır, elimize bu geçmiş değil. Bu metni de böyle yorumlayamaz mıyız? Yani şimdi gördüğü bir manzara şimdi, var, şahit olduğu olaylar var ve onu anlatım dili var. Bu manzum bir eser. Manzum eserlerde zaten ayrıntılı bir tarihi bilgi olmaz. Yani manzum bir tarihin hitap ettiği bir farklı alan vardır. Yani bir düz yazı nesirle manzum arasında ciddi bir fark var yani. Onu şiirin kısıtlaması var. Manzum yani daha çok söylemek daha tabii. Çok ideolojik ve daha çok böyle sanat. Övücü ve sanat usulüyle anlatıcı bir şey. O zaman üsluptan hareketle tabii. Bir gayem yoksa aslında anlatılanın doğruluğu değil de üslubundan hareketle üslubu böyle. Üslubu öyle tabii öyle var. Çünkü anlatılanda fazla bir şey yok. Çok kısa geçiyor yani olaylar. Çok kısa oluyor. Bir tanımlayıcı ifadeler kullanıyor. Böyle ve onun üzerine bina ettiği bu şey var. Yani yüksek İslami bir terakki ile Osmanlıları görme diyelim daha doğrusu. Yani bir misyon yükleme. Lazım. Öyle misyon yükleme. Peki bunu dediniz ki siz 40-50 yıl sonra yazılır aslında bu tür metinler yani. Yani öyle insan öyle bekler. Yani böyle gelişmiş bir zihin dünyasıyla olabilecek olan metinleri böyle beklersiniz. Ama belki vardı yoktu diye o ayrı mesela. Ben şu anda olan metinler üzerinden konuşuyorum. Bu metnin inşasında evet. Mesela olanın yanı sıra bir hedef gösterme gibi de bir gaye yani pedagojik bir unsurda rol oynamış olabilir mi böyle bir yazımda? Bu şimdi hedef göstermeden ziyade kime hedef gösterecek? Yazı atmosfere bakmamız. Osman yönetici zümreyi bir işte, hedefe kilitleme için. Onu söylemek istiyorum. Yazdığı döneme ve atmosfere bakarsınız. Kime yazdı? Emir Süleyman'a yazdı. Emir Süleyman'a. Baktığınızda Yıldırım Bayezid dönemine kadar geçen süre boyunca dediğiniz gibi motive edici güç gaza
genişleyen bir Osmanlı Devleti var. Efendim gerçekten çok güçlü. Yıldırım Bayezid düşünün. Hem doğuda hem batıda efendim böyle bir hava var. Fırat'tan Tuna'ya. Şeyden itibaren Timur'la beraber, hatta Nibolu Savaşı bile yok. Timur'dan itibaren birdenbire tam tersi bir Yıldırım Bayezid fikri var. Emir Süleyman çünkü ortada. Ve Yıldırım'a yönelik Emir Süleyman nezdinde Yıldırım dönemini yapılan eleştiri var Ahmedi'de. Ahmedi'yi Emir Süleyman'ı överken Yıldırım'ın tam tersi hasletlere sahip olmakla övüyor. Malda gözü yok. Onun nazarında diyor, mal mülk diyor hemen diyor bir üvezin kanadı gibidir diyor. Allah. Falan böyle şey hırsı demek yoktu diyor. Demek ki her dönemde hazineye bakmazdı diyor. Var. Yani görüldüğü gibi bir alternatif bir şey var. Fakat devlet de böyle yürümez. O atmosferi nasıl bir dönüşüm yaptığını o eseri incelerken tabii yapılan çalışmalar var. Açık bir şekilde görme imkanına sahip olabiliyoruz. Onun için diyorum yani çok ideolojik ana yapısı. Belki bu Fethet döneminin getirdiği efendim problemler, Yıldırım Bayezid döneminde devletin şekil değiştirmesiyle alakalı olabilir. Bunu da yani ona reaksiyon olmak lazım tabii. Çünkü biliyorsunuz devlet kurulduktan sonra beylik itibaren Orhan Bey, Murat Bey dönemi daha farklı merkez kaç kuvvetlere ehemmiyet veren ve aynı zamanda da diğer beylikleri kendi şemsiyası altında toplamaya çalışan bizim vasallık politikaları dediğimiz bir politika takip ediliyor. Yani evet Osmanlılara bağlı olacak. Onun şemsiyesi içerisinde mesela 1389'da Kosova Savaşı'na giderken 1. Murat bütün efendim Karamanoğulları Beyliği, Kastamonu, diğer bütün beyler hatta vasalleri Balkanlarda hep beraber savaşa asker gönderdiler. Dolayısıyla bir konfederasyon Osmanlı merkezli olarak oluşmuş oldu. Evet. Bu politika Yıldırım Bayezid döneminde değişmeye başladı. Yıldırım Bayezid bunu değiştirip aslında bir ölçüde merkezi kuvvetleri hakim kılan bir yeni politikaya doğru bir dönüşüm ortaya koydu. İşte bu geliştiren değişimleri biz Ahmedi'nin yazdıklarında da aslında altında anlama imkanına sahip biraz eleştirir demek ki. Eleştirel bakıyor. Evet. Bu şurada, eleştiriler şeylere var. Yani bir şey var. Bunu, Paçizade de var. Evet şekilde. Nasıl şey yapacağız? Şimdi bu şecere dedik de Mehmet Neşeli'nin kitabında mühendisan-ı ahbar şöyle rivayet eder ki diyor ve şöyle başlıyor şecereyi. Oğuz bin Karahan'a yetişir ki Bulkas bin Yafes İbni Nuh. Nuh Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Evet. Evladındandır. İş bu Nesak üzerine Ertuğrul bin Süleyman Şah bin Kaya Alp bin, Kızıl Buğra bin, Baytemir bin, Aykutlu bin, Tuğra bin, Karay bin, Sakur bin, Bulgay bin, Sungur bin, Toktemir bin, Yasak bin, bin dediği oğlu tabii malum evet. Dinleyicilerimiz için şey yapalım. Babaları sayıyor. Evet. Kaç gidiyor baba sayıyor bitmek üzere. Kadar evet. Çemendur bin, Aykutlu bin, Turak bin, Kazhan bin, Yasu bin, Yalvaç bin, Baybek bin, Tuğra bin, Turmuş bin, Cüç bin, Artuk bin, Karatay bin, Cem Temür bin, Turaç bin, Kızıl Buğra bin, Yamak bin, Başbuğa bin, Cumhurmir bin, Baysuy bin, Tuğra bin, Sevinç bin, Çağırbaga bin, Kurtulmuş bin, Korbay bin, Balçuk bin şurada bitiyor. Hocam Hazreti Nuh'tan mı başlıyor, Hazreti Adem'den mi? Nuh'tan. Nuh Aleyhisselam. Anladım da o kadar çok. Evet. Kara Oğlan bin, bak geldi bizim isimler. Evet. Kara Oğlan bin, Süleyman Şah bin, Korhulu bin, Bozluğan bin, Baytemir bin, Tortumuş bin, Gök Alp bin, Oğuz bin, Karahan bin, Zib Bakoy bin, Bulcaş bin Yafes İbni Nuh Aleyhisselam. Evet. Buraya kadar geliyor. Şimdi ne diyorsun böyle bir şeye? Yani o devirde bunu kim tespit etmiş? Nasıl yapmış? Evet. Ya bu metinlerin ortaya çıkışı galiba Aşık Paşazade metninde var. Aşağı yukarı. Daha sonra bu gelenek yani bu boy anlamında. Bunların isim olarak değil de nasıl söyleyeyim? Ete kana büründürülmesi ve izahlı tarzını biz ilk defa
Cam-ı Cemain diye malum ikinci Cem Sultan'a sunulmuş olan Bayati'nin eserinde görüyoruz. Evet. Orada mesela bu Oğuzname var ve Oğuzname geleneği içerisinde bütün Oğuz'un ataları, Oğuz boylarının bu anlamdaki şicelerini, aynen buradaki metinleri canlı olarak, yani bu kimdir diye 3-5 satır halinde açıklayarak izah ettiği, anlattığı yerler var. Tabi bu gibi metinlerin doğruluk payı, işte Nuh'a kadar uzatma payı çok, bunlar tabi sözlü kültüre yani, dayalı daha çok dayalı, da bu unsurlar olabilir. Başka şeylerden aktarılma olabilir ama bu şecere içerisinde Osman, yani bizim kimi esas olarak hani tam tanımlayabiliriz diye bir sual hatıra gelirse, orada da hep herkesin bildiği işte Süleyman Şah, Ertuğrul ve Osman şeyi var, üçlemesi var, evet. Malum ve Süleyman Şah tabiri aşağı yukarı Aşık Paşazade'de geçen ve bütün bu şecerelere yeri alan bir vasf-ı haizken, aynı dönemde başka tarihçiler mesela Enveri gibi, efendim Karamani Mehmet Paşa gibi Süleyman Şah'ın adını zikretmezler. Onun yerine doğru olarak Gündüz Alp'i zikrederler. Bugün biz tarihçiler olarak Ertuğrul'un babasının isminin Süleyman Şah olduğunu artık iddia etmiyoruz. Yani bu biraz devrini kapatmış vaziyette. İşte, evet. Ama literatürde hala canlı bir şekilde devam ediyor. Onun Gündüz Alp olduğu şeyi, düşüncesi hem tarih kitaplarında hem aynı zamanda da ilginçtir. Osman Bey'e ait olarak bilinen bir parada geçiyor. Ertuğrul Gazi'nin babasının adı. Ertuğrul bin Gündüz Albı diye geçiyor. Şimdi hocam burada işte Ertuğrul Gazi'nin türbesini görüyoruz. Bir gelenek olarak var. Merak ettiğim husus şu. Öncelikle daha yeni yeni Osmanlıların Kayı ile bağları, Kayı'nın Oğuzlarla bağları hala tartışmaya devam ediyor ama diyelim ki her geçen gün daha kuvvetli bir zemine oturuyor. Bu ölçekte bir hanedanın bu yüzyılda hüküm sürdükleri yüzyılı dikkate alınca kuruluş safhasının bu kadar belirsizliği normal bir... Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna bakmamız gerekiyor. Biz şimdi çok büyük önem atfediyoruz ama o dönem için Osmanlı Beyliği neydi? Şimdi tarihi 1250'lerden sonraki devreye çevirelim. Selçuk tarihleri var. Bunların bahsettiği Türkmen boyları, Türkmen yapıları var. İbn-i Bibi'nin bahsettiği. Müsameretül Ahbar'da var mesela, keza aynı şekilde ki Müsameretül Ahbar'ın yazarı malum Aksaray şeye kadar 1310'da, yani Osman Bey ile çağdaş bir adam, evet. Aynı zamanda. Dolayısıyla onda bile Osmanlılar hakkında en ufak bir temas, bir bilgi mevcut değil. Osmanlı Bey'i geçmiyor. Ne geçiyor buna karşılık? Daha çok Karaman bölgesi, Karamanoğulları var. Biraz Kastamonu, Çoban, Çandar Beyliği var. O Ankara bölgesinde ve uç hadut bölgesi, Denizli bölgesinde bulunan yoğun Türkmen nüfusu oradan söz ederler. O Türkmenlerin daha sonraki devirlerde malum Moğol istilasından, daha doğrusu İlhanlıların Anadolu'ya girişi sırasında İlhanlı vesayeti altına girişi Selçuklar malum. Onlara karşı zaman zaman direnen uç beylerini anlatıyor. Uçtaki Türkmenleri anlatırlar. Ama bunlar arasında Osman Bey'i, Ertuğrul Bey'i falan zikretmezler. Yok böyle şey. Müsameret-i Ahbar'da hiç geçmiyor. Hiç geçmez. Merak ettiğim şu ama. Şimdi bu resim üzerinden de bir yorum ben istirham edeceğim. Ama en azından 1300'lü yıllara da, yani Orhan Gazi döneminde, işte 1. Murat Yıldırım döneminde, hele Yıldırım dönemine geldiğimizde Fırat'tan Tuna'ya uzanan güçlü ve merkezi bir devlet var. Bu dönemde hanedanın mensubiyeti, kökleri, gelişimine dair en azından sözlü kültürü derleyip toparlayıp daha yazılı ve tahkiye edici, takviye edici bir... Onu söylemeye çalışıyorum. Hani bu kaynakları vererek ya, o dönem atmosferi içerisinde, evet, genellikle şu anda elimize ulaşan herhangi bir böyle mufassal bilgi yok. Fakat şu var, geç dönemdeki mesela Aşık Paşazade tarihi içerisinde onun naklettiği var. Yahşi Fakıh Menakıbnamesini gördüğünü ve ilk dönem, yani aşağı yukarı Yıldırım Bayezid dönemi dahil, ondan alarak yazdığını ifade ediyor. Bir gece işte evde şey kaldığı zaman kitabı gördüğünü, kendini gösterdiğini Orhan Gazi'nin İmamoğlu Yahşi, evet. Fakih oradan alarak o bilgiyi aktardığını söylüyor. Ama ne ölçüde aktardı bunu? Yahşi Fakih merak bunun içerisinde denilmiyor mu Yahşi Fakih? Hayır, bu neşri tamamen Aşık Paşazade'yi adeta ilk dönemler için kelime kelime takip ediyor. Belli yerlerde başka bir kroniğe doğru gidiyor. O da muhtemelen işte İnalcık Hoca'nın rahmetlinin ifade ettiği üzere o Ahmedi'yi
Ahmedi'nin Tarihname adlı bir eseri olduğunu düşünüyor. Onu koyduğunu ilave ettiğini ifade ediyor yer yer. Ama Neşin asıl versiyonu değişik yazdığı kısımlar daha ziyade Çelebi Mehmet döneminden itibaren başlayan devirler ve Fetret dönemi ara ara farklı kaynaklar var içerisinde kullandığı. Evet. Yedirmiş yani içerisinde. Evet. Bir kompilasyon yapmış. Diğer usta bir kalem tabii. Tabii. O, işte, o öyle bir vaziyet şimdi, var. Şimdi hocam tartışan konulardan bir tanesi işte Osmanlı'nın Kayı ile bağları dediniz. Şey neden önemli? Önce bir bunu sizden dinleyeyim, sonra da sorumu soracağım. Bir boya, bir aşirete bağlılık o dönemde neden önemli? Birkaç cümleyle bunu bize hatırlatırsanız, sonra diğer şimdi bir biliyorsunuz istiyorum. Yani bu aslında çok geriye giden, anlatmamız gereken bir durum var. Biliyorsunuz yani Anadolu'nun Türkleşme süreçlerine baktığımızda yoğun bir Türkmen nüfusunun hem ilk Selçuklu akınlarıyla beraber geldiğini ama asıl büyük kitlelerin, Oğuz boyların özellikle bu Cengiz'in ortaya çıkışıyla beraber Moğolların 1220'lerden itibaren Anadolu'ya doğru ilerlemeyle birlikte onun önden kaçan büyük Türkmen kitlelerinin özellikle Harizm bölgesinden gelen Türkmen kitlelerinin Anadolu'ya adeta yığılmasıyla beraber başlayan yine bir süreç. Dolayısıyla bunlar bu boy bağları çok kuvvetli olan herhalde o dönem için. Çünkü elimizde ne yazık ki bunların dökümlerini vermiyorlar ama çok kuvvetli olması gereken bir şey. Çünkü mesela o Reşidüddin'de veya bu İlhanlı tarihlerinin bazılarında Oğuz boyları, Oğuz boylarının işte bu 24 Oğuz boylarıyla alakalı damgaları vesaire falan var biliyoruz yani. Bu aldan aynı şekilde biz Anadolu'da da görüyoruz. Anadolu'nun batı bölgesinde, Orta Anadolu'da, efendim Doğu Anadolu kesimlerinde bugün bile hala köy adlarında bu boy isimleri yaşıyor. Kayıydı, işte 24 Oğuz boyu, işte Çepni, Peçenekler, efendim Becene şeklinde geçer mesela, Bayındır vesaire. Yani birçok 24 Oğuz boyunun bütün şeyini, adlarını biz Anadolu coğrafyasında görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlar zaman içerisinde büyük ata Oğuz'a bağlılık ve eski asetik gelenek çerçevesi içerisinde Cengiz'i idari geleneğin de birleştiği bir yapıya dönüşmüş vaziyette. Zaten Osmanlıları biz tanımlarken onu bu efendim şeyden sentezden gelen bir devlet olarak modellememiz gerekiyor. Onun üzerine de bir İslami yapı biniyor ve aynı zamanda da yan tesirlerle beraber karşımıza bir Osmanlı devleti oluşuyor. Dolayısıyla ilk başlangıçta bu Oğuz geleneğine bağlama çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Ve özellikle de bu kayı boyu meselesinin bir müddet yani çünkü Ahmediye'de bile ilk Osmanlı kayıdan bahsetmemekle beraber Osmanlıları Oğuz çerçevesi içerisinde açıklıyor, söylüyor. Yok değil, var yani. Ahmediye'de de var. Ondan sonrakiler de bu çok açık, daha açık bir şekilde kendini gösteriyor. Mesela şeyde Şükrullah'ın Beçir Tevari adlı eseri var. Karakoyun hükümdarını Cihan Şah'a gidiyor, göndermiş 2. Murad onu. Geldiği zaman Karakoyun hükümdarı Şah'a diyor ki, biz diyor Osmanlılarla akrabayız diyor. Şaşırıyor, nasıl akrabalığınız var diyor. Biz diyor ondan sonra aynı şeyden geliyoruz diyor. Boydan geliyoruz diyor. Onun için şaşırıyor. Bu şeyi tarih okuyucuya getirin diyor. Diyor ki Şükrullah bir kitap getirdiler diyor. İşte Oğuzname muhtemelen. İşte burada bunlar yazıyor dediriyor. Dolayısıyla yani böyle bir altyapı gerçekten çok önemli. Belki birazdan bahis açılır. Osman Bey'in karizmatik şahsiyeti babasıyla beraber bu boylar arasında bu ailenin önemli bir yeri haiz olduğunu bize düşündürüyor. Çok açık bilgi yok. Fakat öyle olduğunu düşünüyoruz. Ben yani kayıların evet yani şey o ailenin daha doğrusu Osman Bey'in ve ailesinin bir bey ailesi olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Çünkü şu var bu tez çok tabii önümüzde hep anlatılıyor ama biz nihayetinde anlatılanlara göre hareket etmek zorundayız. Kafamızdan bir şey uydurarak bir teorik bir çerçeve koyabiliriz. Herkes koyuyor. Ama bir de tarihi realiteye bakmak, daha doğrusu bu kaynaklara bakarak bunlar bize ne diyor? Buna bakarak biz ne dediğini anlamamız daha doğru olmaz mı? Benim çalışmalarım buna yönelik. Tabii. Daha maddi, daha pozitif bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Yoksa işte kan boyu, kemik bağlarıydı falan. Bundan işte boy, sosyolojik açıklamalar, teorik çerçeveler. Yani yapabilirsiniz. Ben buna bir şey söylemiyorum ama bu şeyin tarihi süreçleri, biz acaba tarihi atmosfere, zemin içerisinde kaynaklara bağlı olarak bunların alt okumalarını yaparak nasıl açıklayabiliriz? Ben bunun peşine düştüm açıkçası ve öyle bir izahat getirmeye çalışıyorum. Zaten bu Anadolu Beylikler Türkmen dünyası içerisinde Osmanlıları okumak gerektiği kanaatindeyim. Bunu seyreden tabii ki sadece ben değilim, benden başka da çok daha önce de söyleyenler oldu. Ama bunun önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Bize bilhassa bu Harizm Şahlar çok önemli. Çünkü malum hiç bilmiyoruz Celaleddin Harizm Şah.
Moğol baskısı karşısında malum yenilince Cengiz'e Anadolu'ya doğru geliyor. Ve orada da Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu'nun en muhteşem hükümdarı, onunla 1230'da yapmış olduğu bir Yassı-Çemen Savaşı var. Yani arkada Cengiz tehlikesi var. İki hükümdar bu tehlikeye rağmen birbirlerini orada mahvediyorlar adeta. Halbuki birleşseler farklı yani, sonuç. Ne bileyim yani, ayrı tartışma, Selçuklu tarihçiler arkadaşlarımız tartışsınlar meseleyi, ayrı bir konu, biz bırakalım onlara. Ama onun demek istediğim şey, orada Alaaddin Keykubat'a yenilince Harzimşah, onunla beraber gelen büyük kitleler, Türkmen kitlerinin çoğu Alaaddin Keykubat'a sığınıyorlar, Harzim beyleri. Ve Alaaddin Keykubat da bunlara Erzincan'da, Erzurum, Ankara, Niğde, o civarlarda yer veriyor. Yerleştiriyor bunları. Ha, orada mesela bir Kayırhan diye birisi var. Bu Kayırhan, Cent bölgesinden, Muhan dedi, Osmanlıların anlattığı hikayelerle çok bağdaşan bir macerası var bunun Harzimlerin. Selçuklu'dan uzanıp gelen. Evet, oradan Sen gelen. Bölgesi Selçuklu. Evet, ona, oradan gelen bir, dolayısıyla böyle baktığımızda eğer bu Kayırhan'ın Osmanlı Bey'in ataları arasında bir yeri haiz olduğu konusunda vaktiyle çok yani böyle ince bir bilgi olabileceğini, bununla bağlantı olabileceğini ileri sürmüştüm. Sonra bazı arkadaşlar üzerinde çalıştılar. Tahrir kayıtlarında o kadar çok Kayırhan'la ilgili atıflar rastladık ki. Yani şaşırtıcı bir şey. Her yerde çıkıyor karşımıza. O atıdan gelen, yani demek istediğim şey, böyle bir emir ailesine mensup bir hanedan olma ihtimalini, bakın ihtimalini diyorum, her zaman öyle konuşmak lazım, çok yüksek olduğunu ifade ediyorum. Osman yoksa yani etrafında evet, çok basit gösteriyor. Okuma yazma bilmeyen, Kur'an'ı gördüğünü ne olduğunu bilmeyen. Böyle bir insan böyle, etrafında insan hiç, toplanmasın. Evet, çok basit gösteriyor. Bu, bakın nereden çıkarıyorum bir şey, belki lafı geçer. Şundan çıkarmaya çalışıyorum bunu. Bir müdellel bir şey de var, yapısı var. 1302 Bafeyus Savaşı. Burada Osman Bey Bafeyus'ta bir Bizans birliğini orada mağlubiyete uğratıyor. Harita önünüzde hocam. Pakimer diye o dönemde yaşayan bir Bizans tarihçisi var ve ilk defa dönemin çağdaş kaynağında Osman Bey'den bahseden bu Bizans tarihçisi. Yani Osmanlı kaynağının olmadığı bir dönem düşünün. Selçuklu tarihleri var, yok. Arap tarihleri var, yok ama ilk defa çünkü mücadele olduğu için Türkçe tercüme Osman edildi değil mi? Adını o Papyrus şey Türkçe tercüme edildi. Türklerle ilgili bazı bölümleri tercüme edildi. Kim yaptı? O şey mi? İzmir'de bir ama şey hocam, şimdi biraz sonra evet, bu kitabı konuşacağız. Evet. Ferdun Hoca ile Erhan Hoca'nın ortaklaşa hazırladığı Savaşın Sultanları kitabında bu konuyu siz bu alıntıyı ve kaynağı evet, verdiniz zaten. Evet, orada verdim. Demek istediğim şey, yani o savaş sırasında Pahimer geriye dönerek ilk defa Osmanlı tarihiyle ilgili bizim daha inanılır gördüğümüz, hatta Osmanlı tarihine inanmayan işte Kolinimber gibi onların da inandırıcı bulduğu bir olay anlatıyor geriye dönüş yaparak. O anlattığı hususta Osman Bey'i ta Denizli bölgesine kadar gelen Türkmenlerin yanına toplandığı bir bey olarak takdim ediyor. Ne demek bu? Tarih 1302. Arka planda Denizli bölgesine kadar Osman Bey'in kurulduğu yer, Sultanahmet, Eskişehir, Bilecik falan. Ta Denizli civarından gelen ve o bölgeden bulunan, Menderes'ten gelen, Menderes diyor, Türkmenlerinin onun etrafına toplandığını, Kastamonu'dan gelen Türkmenlerin onun etrafına toplandığını, kim bu adam yanına bu kadar insanı alacak? Yani çapulcu bir adam, bugün gibi televizyonlar ilan mı etti, hadi biz sefere çıkıyoruz, benim arkamdan gelsin dedi. Kim gelirsiniz arkasından? Evet. Demek ki bundan, bunları birbirine bağlayarak bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani, köklü bir aileden geldiği köklü bir şey. Hakikaten. Yani böyle bir durum var. Üstelik yani bilinmeyen başka bir şey var. Bunlar bir aşiret ama bunlar savaşçı bölükler tarzında teşkilatlanmış vaziyette. Bu da hep unutulur. Siz böyle bir hani çok romantik 400 aşiretten can deveti kurdun. Ne güzel. 400 atlıda, yani, yok, 400 çadırdan böyle bir şey yok. Evet. Namık Kemal'in şeysi. Yani daha öncesi onun arkası da var tabii malum. Evet. Bizim kaynaklardan çıkarılan şeyler. Yani böyle bir şey yok. Yani Osman Bey ve etrafındaki bunlar savaşçı, savaşlardan böyle sıyra sıyra gelmiş olan bölükler, teşkilatçı bir yapıya sahipler. Zaten böyle olmasa bu bölgelerde bir beylik yapısı kurmaları mümkün değil. Nihayet Konya'ların peşinde giden pastoral bir hayat yaşayan göçebe topluluklar olur bunlar yani. Böyle değil, bunların hiçbirisi böyle değil. Dolayısıyla çok esaslı bir şekilde bir devlet ya beyliğe geçiş sürecini tamamlayan bir askeri bölükler. Bunu ben hani söylüyorum ama peki diyeceksiniz nasıl delillendiriyorsunuz bunları?
elimizde bunu delendirebilecek, o dönemin belki yansıtabilecek tahrir kayıtları var. Osmanlı dönemine ait tahrir defterleri vardır. Bunlar köy, kasaba, orada yaşayanları teker teker ismen yazarlar. Onlara buradan bazılarında vakıf kayıtları da var bunların içerisinde ve ilk Osmanlı atlara dair vakıflar da var, onları görüyoruz. Bunlar doğru kayıtlardır, sahih kayıtlardır. Orada mesela çok yoğun bir şekilde olan bürük yapılanmalarına bakıyoruz, onların varlığını görüyoruz. Mesela Menteşe bölgesinde, çok yoğun, Osmanlı Bey'in yaşadığı bölgede, keza Karadeniz bölgesinde. Bunlar hep böyle bölük şeklinde, daha sonra Osmanlı sistemi bunları ziyamet ve nahiye timalara doğru döndürmüş vaziyette. Yani bütün bunlara bakarak bir okuma yapmaya çalışıyoruz. Hepsi birbirine bağlı bir şekilde, yani, fark ediş önemli burada, onu demek istiyorum. Karşımızda öyle ufak tefek ya da hasbelkader ortaya çıkmış birkaç askeri başarıyla da... Ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi ben şunu soracağım hocam. Bir, Kayı Beyliği, Kayı Boyu, zaten Osmanlı kroniklerinde bu bağ özellikle vurgulanıyor. Yanlış bir yorum mu olur? Siz bu adamlar Kayı Boyu'na mensup olmasalar ve maksatları kendilerine meşruiyet amaçlı bir boy aramak olsa, Kayı'dan çok daha meşhur, çok daha büyük boylar var. Evet, yani şeyi akrabasız derlerdi, Selçukluların akrabası. Kınıklardan en azından. Kınıklardan derlerdi. Bunu biz Selçukluların varisiz derlerdi. Öyle tanıtanlar da yok değil, var. Yani Osmanlı kroniklerinin bazıları Selçuklu ailesiyle o akraba haline getiriyor Osmanlıları. Onlar da var. Fakat Kayı daha üst bir hale gelmiş. Ve bir de şu var, bakın hep unutulan şey, Osman Bey'in parası, iki parası var. Paraların üzerinde Kayı damgası var. Bir tanesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Diğeri de galiba şeyde, bu bir Katar emirliğinin birisi satın almış parayı, bir para var. O İstanbul Eserleri Müzesi var, güzel bir müze. Sonra o resmi bizim Nezihe Aykut Hoca tanıtmasını yaptı. Çizimleri vardı elinde. Resimleri de var, yani bugün hemen internete girdiğinde para dediğiniz zaman İki çıkıyor zaten. İki paranda var, resimleri. Ben keşke getirseydim. Evet. Orada işte yani diyor ki, orada paranın üzerinde Osman Bey'in babasının adının Ertuğrul, onun da babasının adının Süleyman Şah değil, çok açık net bir şekilde Gündüz Alp dediğini okuyoruz. Şimdi şecerelere vurguyu hocam Neşri'den aktardı ama siz diğer bütün kaynaklarda aynı şecere bir benzeri şekilde vurgulanıyor. Var. Bir de Osmanlı şecereleri var, resimler üzerinden yapılan. Osmanlı şeyleri, sultanlarının. Sultanların evet, resimleri. Mesela özellikle 18. 19. da bu daha yaygın ama ilk dönemlerde var. Şimdi bu ekranda gördüğümüz şecere bunlardan birisi, yani Sultan Şeceresi. Buraya baktığımız zaman Hazreti Osman Gazi diye başlıyor. Hazreti Orhan Gazi diye devam ediyor. Murat Gazi. Hazreti Gazi Murat diyor. Gazi birinci Murat Murat'a geçince. Evet. Sonra da Hazreti Yıldırım Han Beyazıt diyor. Beyazıt diye devam ediyor. Ünvanlarda değişiklikler var. Evet. Hiç bunlarda Ertuğrul Gazi'ye bir atıf yok. Yok, evet. Çünkü devlet kurucusu Osman Bey ve devletin adı Osmanlı, Ali Osman diye bilindiği için Ertuğrul'a bir atıf yok. Ali Ertuğrul değil yani. Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi'yi mukayese ettiğimizde, bilgiler çok sınırlı ama... Çok sınırlı. Osman Gazi'ye göre daha sönük bir liderle, beyle mi karşı karşıyayız da bu böyle, yoksa bağımsızlığa yürüyen adımlar daha çok Osman Gazi döneminde atıldı ve Osman Gazi'nin öne çıkışı var. Biraz önce sözünü ettiğiniz Bafeo Savaşı, diğer Palekonon Savaşı ve diğer savaşlar bundan kaynaklanan bir durum mu? Veya tarih yazımından kaynaklanan bir anlayış mı? Tarih yazımı da bunda etkili olabilir ama bu ikinci dediğiniz daha doğru. Çünkü bu Osman Bey'le parlayan bir devlet var. Ertuğrul Gazi döneminde henüz daha yeni yurt arayan, işte oradan oraya gelen, efendim işte Ankara civarına geldiler, oradan Söğüt'e geldiler, Karacahisar'ı almaya çalışıyorlar. Efendim orada Orsa'da Ertuğrul Bey gündemde. Güya işte kaynaklara yanılmak lazım gelirse Alaaddin'le, Sultan Alaaddin'le irtibatı var. Oğullarını göndermiş, götürmüş vesaire falan. Ama o kadar, başka bir şey yok. Ertuğrul Gazi çok silik olarak kayıtlarda geçer. Yani hakkında çok detaylandırılmış bilgi yok. Dolayısıyla kim olduğu noktası biraz şüpheli gibi gözüküyor. Bazı kayıtlar onun işte isminin işte bu Seyfettin Tuğrul diye olduğunu ve onda Selçuklular döneminde önemli bir bey olduğuna dair bir takım ondan hareketle iddialar söz konusu olmuş vaziyette kayıtlara bakarak.
Ama şu anda onu da müdellel bir şekilde sunabilecek bir durumumuz yok. Bazı kayıtlarda var, doğru. Ama dediğim gibi yani Osman Bey hepsini örtmüş vaziyette. Çünkü faaliyetlerle beraber bulunduğu yerde gaza yapan, Bizans'ı zor duruma sokan, İznik'i hedefleyen, düşünün bulunduğu Bilecik'i alan orada ve bir devlet yapısını ilk defa inşa eden ve aynı zamanda oğlu Orhan da daha büyük bir şöhreti sahibi olduğu için onun babasının devletinin kurucusu olarak anılmaması için herhangi bir sebep yok. Dolayısıyla hem yabancı kaynaklar, o dönemin Bizans kaynakları hem de Osmanlı kaynakları bilahare Osman'ı zikrettiler. Arap kaynakları var mesela. Orhan Bey döneminde Memlük, gelmiş olan mi? Memlük döneminde İbni Batuta geldi, ziyaret etti 1330'larda Orhan Bey'i. Osmancık ile Osmancık diyor. Çok hoş. Dolayısıyla Osman ön plana çıkmış vaziyette. Şimdi hocam ekranımızda Orhan Gazi döneminde yine sizin danışmanlığınızda bu Savaşın Sultanları kitabı için hazırladığımız bir harita var. Orhan Gazi devrinde Osmanlı Beyliği'nin sınırları, bu koyu olan renk, arkadaşlar şuraya yakın gösterirseniz. Kayı boyunun. Kayı. Evet, öyle bir boyunun büyüyüp gelişiyor. Yani kayı boyunun çekirdeği, sonra Osman Gazi, sonra da Orhan Gazi devri. Yani şu biraz da evet, şu asıl daha koyu olan yerler, asıl çekirdek coğrafya dediğimiz yerlerdir. Söğüt, Bozöyük. Evet, Eskişehir, Ünlü, Dudur'da, Domaniç bölgesi. Domaniç, evet, Bilecik hattı o bölgeler. Hedef İznik oldu, hep İznik'i hedeflediler. İlk dönemlerde de işte bu İnegöl önemli bir yer, Söğüt'te asıl bulundular ve ileri vadede de bu Sakarya boyunca ilerleyecekler. Zaten Sakarya Vadisi boyunca fütühat devam edecektir o. Sakarya Nehri. Evet, seyircilerimiz görüyordur mutlaka. O ekrandan gösteriyoruz. Çok hocam. Önemli Sakarya Nehri boyunca. Güzel Bizans'ın yani. Burada müdafaa hatları oluşurdu Bizanslar bu hatlarda, bu bölgelerde. Hatta bu Bizans tarihçileri Pahimer'den anlaşıldığına göre 1280'li yıllarda vesairede bu Sakarya sık sık nehir yatak değiştirdiği için hani geçmek zor malum. Evet. Müsait hale gelmiş geçmeye evet. Sınır boylarından. Dolayısıyla Bizans'ın kurmuş olduğu buradaki istihkamlar çökmüş vaziyette. Üstelik aynı zamanda Pahimer'in yine anlattığına göre buraya gelen Türkler diyor işte burayı geçtiler. Üstelik diyor bu tahkimatı yapabilmek için Bizans valilerinin koymuş olduğu ağır vergilere karşı buradaki halkın çoğu Türklerin tarafına geçti diyor. Bunu Bizanslar çok açık söylüyor. Yani evet. O dönemden gelen bir şey var. İşte ben onu söylüyorum. Şimdi buna bakan bu yabancı tarihçiler genellikle Gaza ile bunu bağdaştıramıyorlar. Asıl işin şeyi buradan kopuyor. Yani bu karşı çıkışlar Gaza var mıydı yok muydu meselesine. Gazi kimdir diyor, tarif ediyorlar. Gazi elinde kılıcı, Hristiyanın karşısına çeken, ya Müslüman ol da kelleni alacağım diyen birisi. Gaddar. Yani şey. Kelle avcısı. Böyle, yani bu yani Müslüman'a tarif ediyor. Oryantalist bir yaklaşım. Yani bu şekilde bir algı var. Halbuki Osmanlılar da bunu görmeyince diyorlar ki Osmanlıların Gazi zaten yok, böyle bir politikaları yok, olmadı Osmanlıların. Daha sentezci, birleşici politikaya sahipler. O halde Osmanlılara Gazi dememek lazım. Üstelik diyor yani gaza politikasının önemi yok demeye getiriyorlar yani motive edici güç olarak. Üstelik diyor Osmanlıların hiçbirisi döneminde gazi sıfatını kullanmadı. Zaten benim biraz da meseleye girişim bu gazi sıfatını gerçekten hiç kullanmadılar mı? Gazilik nedir? Onun üzerine başlamıştım. Ağırlıklı olarak işte oraya odaklanıyorsunuz. İlk önce oradan başlamıştım. İlk şeyim bu. Hiç unutmuyorum. Galiba Tarih Toplum'da bir yazı çıkmıştı. Orada gazilik, gazinin tarikası diye o dönemden kalma şeyler var, metinler var. O metinlerin birisinde 13. yüzyıl metni gazi kimdir diye tarif etmiş o yıl metinde. Gazi diyor, gaza diyor, gazayı tarif ediyor 13. metin. Gaza diyor, kedinin fareye ettiğidir diyor. Bir daha tekrarlar mısınız hocam? Kedinin fareye ettiğidir. Metinde. Gazayı böyle tarif ediyor. Demeye getirilen şey şu ya, o dönemde gazi ve gaza lafları aslında çok böyle yüce bir kavram değil. Daha çok böyle başıboş biraz böyle yağma, çalma, çırpma yapan insanlara kullandığı bir. Bu daha sonraki dönemde gaza böyle cihatla birleştirilerek içi doldurulu bir hale geldi diye bir görüş vardı açıkçası. O yüzden dediler gazi lafzı bu anlamda çok fazla Osmanlılar'da bunu kullanmadılar. Diğer beyliklerde yoktur demeye getirdiler. Halbuki ben metin okumalarına baktığımda özellikle o döneme ait metinler yalnız bakın şeydi, sonraki kayıtları kastetmiyorum. Ahmedi'yi de kastetmiyorum çünkü Ahmedi 100 yıl sonra ortaya çıktı. Döneminde Osman Bey dönemindeki kayıtlarda gazi var mı? Yakın coğrafyasına baktığınızda Karesioğulları, Aydınoğulları
ve diğerlerinde Kastamonu'da, Sinop bölgesinde bütün metin şeylerde, kitabelerde hep Gazi lafzının var olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Benim makalem bunun ünvanlar hareketi noktasından hareketliydi. Yani Osmanlılar da bundan müstahni kalacak bir durum değil. Etrafındakilerin hepsi kullanıyorlar. Ve gaza en azından böyle tarif ve tavsif etmemek lazım diye bir oradan hareketle daha teknik bir çerçeve çizmeye çalışmıştım. Evet. 1980'li yılların sonlarında diye. Yani Halil Alcık da zaten bunu Osmanlı'nın... Halil Alcık tabii. Çok... Alplik ve gaziliği. Alplik üzerine çok güzel yazısı var. Alplik nedir, neye bakar, Alp kimdir? Gazi Alp geçişlerini hoca gayet güzel anlatıyor. Yani o anlamda savaşçı bölük tezini ben biraz da oradan itibaren geliştirmeye çalışmıştım. Yani bu anlattıklarınız hareketle aslında gaziliğin tanımında ve işleminde de bir dönüşüm oluyor. Yani evet. Bir yağma hareketinden çok Osmanlı'yla beraber... Hoca çok iyi bunu açıkladı. İstimaiyetle açıklıyor. Meylettiriyor. Yani evet gaza sert akınlar oluyor. Yağma sert zaten malum Hristiyanlığa karşı ama İslamlaşma süreçleri genellikle insana ihtiyacı var. Yani elde ettiği yerde kalıcı olmak için ne yapmanız lazım? Oranın halkını yerinde tutacaksınız. Şimdi Moğol akınlarına baktığınızda genellikle ortada kimseyi bırakmazlar. İstila hareketi. Sonra geri çekilirler. Evet. Çünkü amaçları orada oturmak, orayı iskan etmek değil. Fakat Osmanlılar için tabii. Demin en Mehmet Bey'in sorduğu soru galiba. Hani Balkanlardır ya. Evet. Orayı vatan, yurt edinebilmek amacıyla zihinlerinde bir şey var, bir düşünce var. O bağlam içerisinde hareket ediyorlar ve oradaki halkı yerinde tutmaya çalışıyorlar. Evet. Müslüman olmaya gerek yok. Zaten İslamiyet açık bir şekilde cizye verdikten sonra Hristiyanların da yaşamasına müsaade ediyor. Bir İman tecrübe var. İskan hareketleri var. Evet. Selçuklular da var. Yani Anadolu'da Selçuklu hakim olduğu zaman Kayseri, Orta Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Ermeni, Rum çok yoğun bir nüfus var. Osmanlılar 16. yüzyıl tarih defterlerine baktığınızda nüfus yapısına bakın 1530'larda bile yani aşağı yukarı yoğun bir şekilde hem Orta Anadolu'da hem Doğu Anadolu kesiminde bazı bölgelerinde çok yoğun neredeyse bazı Müslümanlarda %50 %60'a kadar giren yerler var. Şeye bakın yani bu Kastamonu'dan Antalya'ya kadar olan Batı Anadolu bölgesine bakın orada da neredeyse %80 Türk nüfusun yoğun bir şekilde olduğunu görürsünüz. Bu bize bir şey anlatıyor yani bir durumu anlatıyor. Yani Hristiyan nüfusta veya gayrimüslim nüfusta %40'lara, 50'lere, 60'lara Orta Anadolu varken diğer bölgelerde bu yüzde neredeyse onlara iniyor. Evet. Yani niye? Çünkü o bölgeler Selçuk zamanından beri bu Osmanlıların da vücut bulduğu çok yoğun Türkmenlerin yerleştiği bölgeler. İbn Said mesela coğrafyacı o çok açık rakam veriyor. Diyor ki o kadar çok yoğun Türkmen vardı ki diyor Kastamonu hattından itibaren Antalya'ya kadar diyor. Aşağı yukarı diyor bazı bölgede 300 bin Kastamonu civarında ve bir 100 bin şu 50 bin diye aşağı yukarı ben baktım neredeyse 600 bin çadırdan bahsediyor. Çok mübalağalı bir rakam. 100 bin çadır bile olsa 10'la çarpın en az çadırı. Evet. O dönem için muazzam bir nüfus. Gerçekten de bu nüfus potansiyeli çok önemli. Yani Osmanlıların bulunduğu coğrafyadaki bu hali anlayabilmemiz için. Şu kuruluş tarihine de bir açıklık getirelim mi hocam? 1299 kabul görmüş bir tarih. Hatta 1999'u da 700. yıl kutlamaları yaptık. Süleyman Demirel'in de bir 700. yıl konuşması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o zaman Osmanlı ile Cumhuriyet'in barışması gibi de bir devlet kurumunda öyle bir konuşma yapmıştı. Düzeyinde bir tez ortaya atılmış. Yani kavgadan barışa geçiş ama Halil Alcık'ın başka bir tezi var. Bu önümüzdeki haritası bulunan savaştan Bafeon veya Koyunhisar. 1302 olarak. Evet. Bu kuruluş tarihiyle ilgili. Evet. Şimdi bu tabii Pahimer demin bahsettik. Onun zikrettiği bir savaş bu. Daha sonra tarihçiler de ondan alarak bazı ufak tefek eklemeler yaptılar. Osmanlı tarihlerinin bazılarında da buna benzer biraz karışık anlatmakla beraber bunun benzeri bir olayı anlatıyorlar. İnalcık Hoca'nın bu konu üzerinde çok geniş bir makalesi var. Orada bu iddialarda hoca bulunmuştu. Biz daha çok işin o mahiyeti değil de savaşın bizatihi kendisiyle alakadar olduk. Yani savaş ne, nasıl oldu, nasıl yani biz... bir üzerine biraz daha teknik savaş tarihlerinden baktık meseleye. Ama diğer değerlendirmelerini de yapabiliriz ayrı bir konu. Yani ama burada şu anda siz 1302 görüşünü mü kabul ediyorsunuz? Hayır şöyle diyorum. 1302 tarihi burada bir dönemin çağdaş bir kaynağında geçen Osmanlı tarihiyle ilgili ilk güvenilir diyelim daha doğrusu tarih olmak hasebiyle İnalcık Hoca burada kazanılan başarıyı da hesaba katmak suretiyle eğer dedi Osmanlı tarihinin
için bir kuruluş tarihi vermek lazım gelirse bunun 302 olabileceğini söyledi. Bundan sonra işte Yolova'da yapılan bir toplantıydı bildiğim kadarıyla. Ben katılamadım toplantıya. Biz orduyduk, o zaman mesela ben katılamadım. Tabii bu şehirler arasında böyle şeyler var biliyorsunuz. Zaten şurada yakın bir zamanda Mireke orada gitti. Hayır, Mireke Fransa Savaşı nerede yapıldı? İşte herkes sahip çıkıyor malum. Herkes Konya'dan bilmem nereye. Vali Konya, işte Isparta, hepsi kılıçları çekmiş vaziyette. Orada yapıldı, burada yapıldı, şurada yapıldı. İddialar bize şeyler yağıyor. Tarih kurumuna illa bunu belirleyin. Yani şehirlerin böyle bir takım olayları kendilerine mal etme şey algıları var. Yani tarihin aslında ne kadar... Ama öyle, o zaman manipüle ediyorsun şimdi, yani. Şey. Hayır. Şimdi siz bu ilgiyi güzel buluyorum, manipülasyonu başka değil. Şimdi Yalova'lar, yani Yalova sahip çıkınca, Bilecik var, ne olacak Bilecik? Evet, tarafı bıraktık şimdi. Söyledi. Onlar da bu defa karşı bir toplantı yaptılar. Bir toplantı eleştirildi de o zaman katıldık yani. Böyle. O toplantıyı biliyorsunuz. Gitti yerine farklı... Kuruluş ilan ediyor falan. Yok öyle bir şey söylemedi. O da yani bu biraz şey konuştu. Eleştirildi, hoca eleştirildi diyor bu şeyleri. O anlamda tabii. Bilmiyorum. Aleyhinde böyle. Halbuki yani bunda böyle bir günümüzdeki gibi bir ilan edilme bir şeyse olmaz. Öyle bir şey olamaz yani. O bir safhadır elbette. Bir safhadır. Böyle safhaya baktığımızda ben şöyle okuyorum. Yani baktığım ana çerçeve içerisinde. Evet 302'de bir Bizans tercümanı belirtiyor ama biraz geriye dönmek lazım. 302'ye kadar bu kadar güçlü bir Osman Bey var. Evet. Madem burada. Peki bu nasıl ortaya çıktı? Arka planda bu birdenbire nevzuhur mu indi de o tarihte hemen devleti kurdu? Böyle bir şey yok. Ki bu çok basit sıradan bir savaş değil. Yani sayılır. Yani, o dönemin yani, şartları içerisinde. O önemli. Nihayetle 1500-2000 kişiler falan savaşıyor bu dönemde. Seyircilerimiz öyle şey yapmasınlar. O dönem için böyle büyük Kosova falan değil ama. O dönem, o dönemde bile en fazla 15-20 binden fazla insan yok. Bize kafamız 100 binler böyle çok alışık olduğumuz için kalabalık böyle kesafete hep öyle zannediyoruz. Halbuki o dönemde insan nüfus çok az. Hem de savaşçı niteliği taşıyanlar daha az. 5 bin muazzam rakam oluyor o dönem için. Hele savaşçı 5 bin kişi yani tozunu dumanı attırır yani. Bir Katalanlar geldiler şeye Batı Anadolu bölgesine. Bütün Türkmenleri sildiler, süpürdüler neredeyse yani. O kadar güçlü 1300'lü yıllarda falan. Neyse. Yani demek istediğim şey geri plana bakmak lazım. Özellikle bu 1299 tarihinin ben tarihi bir zemini olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. Bu İlhanlı valiler arasında sık sık problemler zuhura gelmişti. İlhanlı hükümdarlarının değişiklikleri var işte o dönemlerde. Gönderdikleri valiler, gelenler birbirlerine giriyorlar güç gösterisi şeklinde. Sülemiş diye birisi var, kumandanlarından birisi. Bu isyan ediyor. Türkmenlere dayalı olarak isyan ediyor. Karaman meselesi de oradan da Konya'dakiler de gündemdeler. Onun isyanıyla bütün bölge karışıklık doğuyor her tarafta. Büyük bir kaos var. Bu kaotik ortam tam da 1299-1300 yılına denk düşüyor. Bu dönemde bu Anadolu'daki beylikler gibi Osman Bey'in de kendine bağımsız bir görmüş olma ihtimali yüksek gibi görünüyor bu bağımsız şey içerisinde, bu yapı içerisinde. Diğerleri hemen hemen aynı dönemde ortaya çıkıyor. O yüzden 1299-1300 tarihini Osmanlı kronikleri böyle yazdı diye devreden çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Belki de daha doğru yuvarlak bir rakamda 1300 diye madem ki bu evet, yani orta yolu bulmak. Orta yolu bir yer lazım. Doğru. O yüzden ben 1300 diye kitabın üzerine yazdım. Tamam. Evet. Evet şu evet, hemen ben rakam. Göstereyim. Evet. Benim de kaynak dersimde hepimiz, evet. Yükseliş dönemini anlattım siyasi tarih dersinde. Kaynak olarak okuttuğum kitaplardan birisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş tarihi. Şimdi Palekon'un savaşı hocam. Bu bağımsızlık sürecinde nerede duruyor? Bir de şunu sormak istiyorum buna bağlı olarak. Tabii İpşirli hocam ifade etti. Onun yorumunu da merak ediyorum. 1299 bağımsızlığımı ilan ettim. İşte Birleşmiş Milletler de tanıdı ve bağımsızlık şey oldu. Yok. Aslında bir süreç. Öyle bakmamız lazım. Yani Osmanlı kroniklerini okuduğumuzda başka bir şey var tabii ama bakmak lazım. Mesela Aşık Paşazade'de bir metin var. Karacahisar'ı alıyorlar. Selçuk Sultan işte Osman Bey'e tabul alem göndermiş efendim. Hani Sancak Bey yapıyor kendine bağlı müstakillik kazanmış vaziyette. Hoş bir hikayesi var orada kısaca onu söyleyeyim. Lütfen madem ver biraz. Tabii buyurun. Ferahlatmak lazım. Evet. Dinleyicilerimiz belki sıkılmışlardır. Yok. Ama siz varken sıkılmazlar maşallah. Yok estağfurullah hocam burada iki tane büyük hocamız varken
Neyse. Ben kendimi sizinle konuşmuş olmaktan bahsediyorum. Şöyle diyor, bu Karacahisar'ı alıyorlar işte, orada cami mescitler var, kiliselerimi mescit yapıyorlar işte. Tursun Fakih geliyor işte, halk diyor, pazar kurmak ister diyor. Cami var, cuma kılmak ister diyor. Onun üzerine diyor ki, tamam diyor. Ama diyor, sultandan izin almamız lazım diyor Osman Bey. Osman Bey duruyor. Niye izin almamız lazım diyor. İşte hocam siz işte bu sultan o izin almadan diyor olmaz diyor falan. O da diyor, ben diyor Sultan Alaaddin diyor bana bir bayrak sancak göndermekle efendim beni kendine tabi mi zannediyor diye bir ifade kullanarak sancağı ben aldıysam kendi sancağımla gittim, fetihleri yaptım. Burayı kendi cümle fethettim. Ama eğer derse ki diyor, ben diyor Ali Selçuk'un bana bağlı olman lazım anlamında, Selçuk'un derse ben de diyor işte Gökalp oğluyum derim diyor. Yani Oğuz geleneğine atıf yapıyor. Eğer der ki diyor Sultan Alaaddin, ben ondan önce geldim Anadolu'ya geldik derse, benim Süleyman Şah atam ondan daha evvel geldi diyor. Yani bağımsızlığı bu fıkrayla beraber, yani bu Osmanlı kroniklerinde bu hava ilginç bir şekilde, tam şey değil ama ortaya koymaya çalıştığını ifade edeyim. Buyurun. Evet. Bu Palekon'un savaşı ile beraber sormuştum bu soruyu. Evet. Bu da o aşamayı tamamlayan süreçlerden birisi değil mi? Şimdi Orhan Bey, tabii Orhan Bey dönemi çok önemli. Bursa'nın fethiyle beraber yeni bir süreç başlıyor aslında. Çünkü çok bir dönüm noktası Bursa. Yani şimdi hani Birleşmiş Milletler'de resmen ilan verecek dediniz, yani bir devletin kuruluşu. İlanlar var, onu hep atlıyoruz biz mesela. Onların vesayeti var. Ben nazar itibar alıyorum ama şöyle bakmak lazım. Aslında gerçek anlamda Bursa alınınca Osmanlılar bir ölçüde müstakil bir beylik olma hali, eğer ilanı varsa ona bağlamak lazım. Bu anlamda neyse, hutbe okutmak vesaire falan. İşte o Bursa'nın alınışında bir milat oldu bir ölçüde baktığında. Orhan Bey'in ondan sonra giderek gücü artmaya başladı. İznik'i çok hedefliyordu, babasından kalan mirastı. İznik'i sıkıştırmaya başladı. İşte bu zor durum karşısında da Bizans'tan buraya yönelik olarak bir harekat yapıldı. Bizzat imparatorun başında bulunduğu bir birlik. Bunlar 3 gün yolculukla Gebze yakınlarına geldiler aşağı yukarı. Ve geldiklerinde ilginçtir. Orhan Bey'in birliklerini karşısında gördüler. Yani bakın, haber şeyden çıkıyor. Bizans İmparatoru İstanbul'dan. Gebze neresi ki yani şurada? Gebze 70 km, 80 km yürür aşağı yukarı. 3 gün, yani bir aski 25 km'ye kadar yürür bir günde aşağıya, öyle diyelim. Biraz ilerisi Aydos zaten Sultan Bey. Tabii oraya kadar geliyor, Gebze civarına kadar geliyor. Geldiği yerde Orhan Bey onu karşılıyor. Orhan Bey nerede? Bursa civarında. Nereden haber aldı da geldi buraya onu karşılamak üzere? Yani müthiş bir istihbarat ağı var. Osman Bey'de Muzolo'nun geldiğini o Bafeus Savaşı'nda istihbarat almışlar. Evet. Nasıl almışlar? Onu da gayet biliyoruz çünkü. İstanbul civarı, hani sanmayın ki hep Bizans'ta. İstanbul bölgesinde Türklerle meskun köyler var o dönemde. İleride burada bulunan şeyler var. Bu tasavvuf erbabı var, tekkeleri var. Ve sürekli haber geliyor içeri tarafa. Devamlı haber taşıyorlar. Bugünden Gözcü Babalar İstanbul etrafında malum pek çok. Orada bu görevi icra eden insan, bunu hem o anlamda hem de aynı zamanda devletin istihbarat gücü gibi çalışanlar var. İstanbul etrafı Türk köyleri var. Çok ötüden beri kurulmuş köyler bunların. Sizin hatta... Tabii mesela Ali Bahadır köyü. Ali Bahadır kim? Ali Bahadır denen adam 1260'lı yıllarda çok meşhur bir Türkmen beyi. Kartal Baba değil mi? Muhteşem bir adam. Onlar yani adam sonra... köyün ismini vermişti. O dönemden beri meşhur. Tam yerini bugün söyler misiniz Anna hocam? Komnena. Neyse, Ali Bahadır köyü. Beykoz'un hemen arkasında. Evet. Yeni yazdınız. Yeni, evet, orada. Onun gibi yani müthiş bir istihbarat da var ve onu karşılıyor. Pelekon'un da özel kılan durum bu. Yani bir imparatora karşı bir Osmanlı beyi. Burada dikkat çekici bir taktikle bir savaş vuku buldu. Bu savaşta Orhan Bey'in birlikleri içerisinde atlı, yani geleneksel olarak atlı birliklere dayalı olarak düşünülen Orhan Bey'in birlikleri içerisinde piyade askerler var. Çünkü savaşın gidişatında piyadelerin çok önemli rolü olacak. Bundan sonra da olacaktır. İki yere konumlanmışlar hocam. Evet, iki ayrı vadide piyadeler, sürekli akın yapıyorlar. Atlı askerler. Ki o karşı tarafın gücünü çekmek için, yani ana merkeze doğru ve yanlardan sıkıştırmak amacıyla. Fakat karşı tarafta gayet iyi biliyor.
Bunu gitmek istemiyorlar. Yani yavaş yavaş hareket uyarıyor bunları. Yani Türklerin taktiği böyle, sizi çekerler. Bizans'ta. Bizans böyle yapmayın. Türkler böyle çeker, hareket ederler diye. Kantekuzen, tarihçi imparator diye biliyoruz. Onu çok mufassal yazdı bunu. Kendisi zaten savaştadır o sıralarda naip olarak. Onun yazılarından biliyoruz. Yani o döneme baktığınızda gerçekten Orhan Bey'in çok güçlü bir askeri yapısı ve taktik değişimlere doğru yönelen bir Osmanlılar var. Artık yani atlı göçebe tarzı bir savaş taktiğinden giderek daha oturmuş ve farklılaşan piyadelerin de devreye sokulduğu bir savaşa doğru bir dönüşmüş vaziyette. Orada ilk örneklerini biz burada görüyoruz ipuçları itibariyle bunu. Ve burada büyük bir başarı kazanılıyor. Bu başarı işte muhtemelen Osmanlıların bütün gücünü ve Orhan Bey'in gücünü bütün Türkmen dünyasında şöhretini çok artırıyor. Gücünü ve şöhretini artırıyor. Çünkü Bizans İmparatorluğu'nu mağlup eden bir Türkmen Bey'i var karşımızda, evet. Orhan Bey. Artık yani bu kurtulmaz. Nitekim bakın hemen 1331'de İznik'i alacaklar. Bundan sonra 29'da savaş oldu. 2 yıl sonra İznik düşecek. Muazzam bir şehir çünkü. Bizans'ın malum 2 aylıktan sonra yeni merkezi oldu. Konstantinopolis en önemli şehri. 1333'te anlaşma yapacak imparatorla ve imparator Osmanlıların neredeyse vasalarla haraç ödemek zorunda kalacak Orhan Bey. Düşünebiliyor musunuz? Yani Bizanslar Orhan Bey haraç ödeyen bir devlet konumuna gelmiş vaziyetler. Bu kadar kısa ardından sürede. Ardından İzmit'i alacak. Evet. Dolayısıyla bu muazzam bir gelişme. Evet. Birdenbire. Şeyle evlenmesi, Nilüfer Hatun'la evlenmesi ne zaman tarih olarak? Şimdi o olay biraz karışık çünkü bizim kroniklerde Yarisar Tekfur'un kızı olarak bilinen Nilüfer Hatun. Evet. Daha Osman Bey'in sağlığı döneminde evlendiği ileri sürülür. Bu tarih 1300'e denk düşer. Ben yani Nilüfer Hatun üzerine yaptığım bir çalışmada Murat'ın doğumuna bakarak, oğlu evet. Murat'ın doğumuna bakarak, çünkü Murat Bursa'nın fethinden sonra doğdu. 26 falandır. Dolayısıyla 26 yıl sonra birisinin doğması akıl olacak bir şey değil yani. O yüzden ona bakarak onun aslında Bursa'nın fethinden sonra Orhan'la eğer bir izdivaç veya haremine girmişse o dönemden başladığını biliyoruz Nilüfer Hatun'un. Çok da güzel bir külliyesi evet. var İznik'te ve Kültür Turizm Bakanlığı orayı bir müzeye dönüştürdü. Nilüfer Hatun imaretini. İznik'te bir başka bir yer hakikaten. Çok. Çok şey korunuyor da şimdi. Evet, hocam, İpşirli hocam sizin soru devam edelim. Sen Rumeli'yi yani, soruyordunuz. Oradan buraya. Tabii, oraya geldik zaten. Orhan Bey dediğim zaman evet, Rumeli artık açılıyor. 1350'li yıllarda olmuş oluyor. Yani Rumeli Osmanlı'nın kaderini değiştiren bir olay herhalde. Öyle oldu tabii. Ötekiler birbiriyle mücadele ederken orada inanılmaz mümbit topraklar. Bir de hep şeyden bahsediliyor. Orada o zaman büyük bir boşluk vardı. O Stefan Duşan'ın vefatından sonra İnalcık bunu çok işliyor. Evet, evet. Sizle de temas ediyorsunuz. Yani adeta bekliyorlar şeyi bir böyle gibi bir bekleyen şey değil de şöyle bir karışık kaotik bir ortam var o sıralarda. Evet. Şeyde derebeyler tabii var. Çünkü Angaryalar var. 1355'te Stefan Duşan ölümünden sonra çok büyük bir karışıklık var evet. Balkanlarda o sıralarda. Fakat Osmanlıların Balkanlara geçişinin en büyük sebebi aslında Bizanslılar. Bizans iç savaşı var. Yani Kantekuzenos'ta olan savaş var. O savaş sırasında Kantekuzenos Türklerden müttefik alıyor kendisine. Bunlardan en başta gelen müttefiği meşhur Aydınoğlu Umur Bey'dir. Sonra Osmanlı Orhan Bey olacaktır ve malum biliyorsunuz 1346'da da kızını Orhan Bey ile evlendirdi. Bu ittifakın evet. bir görünüşü olarak. Hmm. Ve bir müddet sonra Umur Bey'in ölümünden sonra Orhan tek müttefiki olacaktır. Ve Orhan Bey kayınpederine sürekli yardıma adam gönderecek. Oğlu Emir Süleyman'ın nezdindeki Osmanlı birlikleri 1346'lardan sonra defalarca Rumeli'ye geçtiler. Yani hani bizim sallarla karşıya bakmışlar, işte sal yapmışlar, hani oraya gidelim. Bu tabii bu güzel bir resmi var. Yani. Evet, çok tabii hoş. Gerçek bir realitesi temelde var ama anlatılan güzel bir menakıp haline gelmiş. Ama Osmanlılar daha önceden defalarca geçmişler. Karasi Beyliği'ni ortadan kaldıktan sonra Karasi Beyliği Osmanlılarla bütünleşiyor. Karasi Beyleri zaten hani bu bilmem haritada belki Karasi oğullarını gösterebiliriz. Hemen Edremit Körfezi zaten onların kontrolünde. Burada bu harita, bu harita mı hocam?
Evet. Zaten şu görünüyor. Karesi, burada Lapseki karşıda Çinpe Hisarı vardır. Geribolu Çinpe yazar. Orada bu Erdek civarı, Edincik, bu Marmara kıyıları zaten Osmanlı'nın kontrol altına girdi. Karesi oğullarının ilhakiyle beraber. Ve Karesi beyleri Osmanlı'nın... Çinpe Kalesi editörümüz de soruyor kulaklıktan. Burası hemen Lapseki'nin tarihi. Şu anda Münir hocamızın doktora tezi miydi? Doktora teziydi. Ama şu anda neresi olduğunu bilemiyoruz buranın. Yani arayışlar var. Tam yeri bilinmiyor. Allah çok arandı ama bilinmiyor. Hangisi, neyin yeri bilinmiyor? Çinpe Hisarı'nın yeri. Osmanlı'nın ilk fethettiği diyelim, daha doğrusu ilk üstleri olan yer. Çinpe Kalesi. Evet. Burası. Bu sistemli bir politika çerçevesinde geçtiler. Yani burada Bizans'ın içindeki iç savaş halinin önemli rol oynadığını unutmayalım. 1352'de işte en son geçişler var. Bizans'a yardım için geçişler. Hatta Edirne civarında bir Bizanslılara sıkıştıran işte bir Sırp ordusunu Edirne civarında Süleyman Bey. Buna Roma desek ne olur hocam? Mağlubiyete uğrattı. Ya şimdi bu çok tartışmalı bir şey. Ya doğru Roma mı diyelim, Roma mı diyelim? Ya bu nasıl söyleyeyim? Galata meşhur olmuş vaziyette. Evet. Bunu yani Galata bildikten sonra yani kendileri zaten kendilerine doğru Roma diyorlar. Romalı diyorlar. Biz onlara Rum diyoruz açıkçası. Evet tabii, Kur'an'da yani Rum diye söylemek geçiyor. Lazım. Rum demek Roma anlamına gelir aslında. Ama bu yer adı olmuştursa Roma topraklarını ifade eder. O yüzden Rumi dediğimiz zaman bizim Rum anlamamalıyız. Anadolu anlayacağız. Hatta Osmanlılar için de Rumi derler. Celaleddin Rumi Mevlana için. Onun gibi için. Yani bu anlamda kullanılır ve Fatih'ten sonra zaten bu şey bir doğru Roma, Osmanlı Roması oldu diyelim, ne diyelim yani. Evet, geçişi anlatıyordunuz hocam. Oradan ben evet. Siz Bizans derken dördü bir iki defa hatırlattı. Hayır hocam, size Roma diye düzeltirdiniz, ne oldu falan diye tarihlere geldik. Mevzu böyle neşeli. Evet, Anadolu'da birçok yer fethedilmeden değil mi yani, veya Osmanlı idaresine geçmeden Rumeli de alabildiğine ilerliyor yani. İşte şimdi bu harita ortada değil mi? Şu en son. Bu tabii ilk harita geçiş itibariyle burada zaten görünüyor, Orhan Bey'in fütühatı ile beraber olduğu dönem şu bölgeler. Özellikle Çinpe'den sonra Gelibolu mesela 1354'te büyük bir zelzele oluyor, bu Saros Körfezi depremi muhtemelen. Gelibolu surları yıkılınca Osmanlılar Gelibolu'ya hakim oluyorlar. Kantakuzenos biz size Çinpe'yi üs olarak verdik, artık buradan çıkın diyor. Tamam diyor falan. Orhan Bey yaşlı, o sırada haber gönderiyor Orhan Bey'e. Orhan Bey diyor ki ne yapayım diyor. İşte ben oğluma söylüyorum ama çıkmıyor falan diyor. Böyle idare ediyor işleri. Zaten yani aslında bu cevaplar bize basit gibi gözüküyor ama diplomasi açısından da çok gelişmiş bir durum. Yani bu sonraki cevaplar şöyle yorumlayamayız herhalde değil mi hocam? Hep Osmanlı'nın hani hanedanın basit bir hanedan değil, bir geleneği olduğunun da bu sonraki gelişmeler yani Orhan Gazi'den de. Orhan Bey döneminde müthiş diplomatik münasebetler var. Venediklerle, Cenovalılarla, diğer İtalyan devletleriyle ticaret. Mesela Osmanlı Cenova ilişkileri çok iyi o sıralarda. Orhan Gazi döneminde. Tabii. Bu Cenovalıları destekli Osmanlılar. Venediklerle şeylerin, Bizansların şeyi var, ittifakı var. İstanbul'un deniz savaşları var. Orhan Bey çok destek verdi Cenovalılara o sıralarda. Yani Bizans'a sürekli destek verdiler bu mücadeleler sırasında. İttifaklar zinciri diplomatik anlamda muazzam bilgiler var. Özellikle İtalyan kaynaklarında bu dönem için. Hocam ilmi ve kültürel açıdan da bu dönem yine tabii. Orhan Gazi devri değil mi? Artık tabii. Orada çok... Davud-u Kayseri'ye yani, mesela o... Medresenin kurulması, ve Davud-u Kayseri vesaire. Doğru. Büyük bir canlılık var şeyle. Yani şeyler, görünüşler mütevazi ama fonksiyon olarak çok etkili. Şunu merak ediyorum, ben ikinizden de cevaplarınızı dırmanızı istirham edeceğim. Hani başta da söyledim ya, ufak bir beylik yani şu hemen şu koyu turuncu olan yer diyelim. Buradan işte Orhan Gazi döneminde ulaşılan sınırlar ortada. Nasıl oluyor da beylik büyüdü? Hani bir asalete dayanmasa büyümezdi sorusu var. Şimdi Karesioğulları var burada. Germiyanoğulları var, Saruhanoğulları var, Karamanoğulları hep var zaten. Bunlar aslında ilk döneme bakıldığında sanki Osmanlı'dan teşkilat olarak, yapı olarak, kurumsallaşma olarak daha güçlü beylikler gibi gözüküyor. Doğru mu? Doğru ama burada esas belki Osmanlı o manada Rumeli açısından Saruhanoğulları. Çünkü onların devamlı olarak işte biraz önce hoca da söyledi, Rumeli'ye geçişleri vesairesi var. Yani
Diğerleri Anadolu'nun dışına pek çıkmıyorlar. Şunu merak ediyorum. Nasıl onların arasından böyle sıyrılabiliyor? Bu önemli bir soru. Cevaplandırılması gereken bir soru. Neden Karesi, Saruhan, altta Aydınoğulları var, Menteşeoğulları var. Çok önemli beylikler. Karamanoğulları içeride kalmış vaziyette. Yukarıya bakın. Kastamonu'da yukarıda Kastamonu civarına bakın. Candaroğulları beyliği var. Türkmenlerin ama güçlü olduğu bölgeler. Ama haritaya şöyle bir baktığınızda Osmanlılar için nasıl görürsünüz bütün bu beylere gördüğünüzde? Osmanlıların çok merkezi bir konumda olduğunu görürsünüz. Niye söylüyorum bunu? Mesela Karesioğulları'ndan itibaren alta doğru geldiğimizde bunların önü kapalı. Tabii. Yani denize karşı gaza yapan beyler bunlar ama deniz gazası, gemicilik kolay bir iş değil. Sürdürmek zor bir iş yani bunu. Üstelik gittiğiniz zaman da kalıcı olmuyorsunuz. Hocam ama Umur Bey, bak Umur Bey defalarca Mora Yarımadası'na kadar gitti. 1330-40'lı yıllarda. Ama kalıcı olmadı. Gitti, döndü. Adaları Sefi Denizi'ne ganimet aldı, geri döndü. Esir aldı, geri döndü. Bir kalıcılık düşünemedi. Zaten düşünemezdi de. Deniz var önünde çünkü. Sorum şu o zaman. Evet. Şimdi bu beyliklerden herhangi biri Söğüt'te olmuş olsaydı Osmanlı'nın gösterdiği parlaklığı tabii, gösterebilir miydi? Belki gösterirdi, bilemiyoruz yani ama onu. Bir de ama bu bölgenin stratejik açıdan evet. önemi var. Mesela çok herkes gülüyor ama genelde biraz geri plana atıldı. Meşhur bizim Akdağ Hoca'nın. Meşhur. Halil Alcı'nın da çok sert bir eleştirisi var onun tezlerine karşı. Ama hani o kadar biraz o kadar yapmamak lazım. Biraz ona hak vermek lazım. Mustafa Akdağ'ın ortaya koyduğu bir nokta var. Eleştirdiği tez değil mi? Halil Alcı'nın eleştirdiği tez. Stratejik açısından burası çok önemli bir yer. Yol ağlarının geçtiği. Düşün yani Bizans'ın bütün Anadolu'ya bağlantısı yol ağlarının geçtiği yer burası. Söğüt çok Mustafa önemli. Mustafa Akdağ bunu. Tabii. Çok önemli bir yer. Dolayısıyla bu arada bir Marmara ünitesi tezi aslında temelde hemen böyle reddetmeyeceğimiz bir çerçeve. Biz de üstlendikleri misyonun rolü burada ben, çok önemli değil mi? Kaza misyonu var değil mi yani? Bu kaza ve istimalat diyelim. İnalcık Hoca bunu ortaya koydu. Yani bunu tartışmaya artık gerek yok. İstimalat politikaları, meylettirme politikaları bu anlamda birlikte. Çünkü geldiği zaman dinine dokunmadıktan sonra gereken o cizye almak suretiyle bir ne bileyim daha uygun bir vasat temin ediyorlar. Vergilerden kurtulmuş oluyor. Balkanlara baktığımızda açık olarak görüyoruz. Balkanlardaki beylerin, despotların her bir tarafta ağır vergileri var. Angaryalar karışıklıklar var, angaryalar var. Köylü serbest köylü değil. Ama Osmanlılara girdiği zaman bir serbest köylü. Evet. Birisine bağlı değil. Dolayısıyla devlete bağlı hükümet. Tımar sistemi zaten oynak bir sistem. Aynı zamanda baktığınızda oradaki beylerin hukukuna Osmanlılar riayet ediyorlar. Hristiyan olsun, Müslüman olmasın önemli değil. Çünkü ta 1440'larda bile o bölgelerde Hristiyan timar sahipleri var. Beylerin bir bölümü Osmanlı timar sahibi olarak yaşıyor. Size ilginç bir şey daha anlatayım. Bırakın Rumeli'yi, Anadolu yakasında o bölgelerde bile Hristiyan timar sahipleri var. Şey zamanı bu, II. Bayezid dönemi. Timar devlete düşünün çok yani. Önemli hizmeti geçenlere bir ödül olarak. Ermeni timar sahipleri var bölgede. Evet. Yani Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde. Ama yani geç bir tarih diyorsun. İkinci Bayezid döneminde. İkinci Bayezid dönemi yani. Hala o dönemde bile düşünün yani. Dolayısıyla bu yapıyı farklı bakmak lazım. Yani böyle belli bir çerçevede baktığınızda işin içinden çıkamazsınız. Elastiki ve farklı bir çerçevesi var. Osmanlılar o yüzden hani bazen diyorlar biz diyoruz ki hani kendine has. Evet kendine has gerçekten. Bu tez yaban atılacak bir tez değil yani. İşte tam ben onu kavramaya çalışıyorum hocam. Şimdi burada o soru biraz tabii sizin tarih anlayışınız ve bilimsel ve akademik tarihçiliğe çok üslup değil. Hep ihtimaller yüzünden okunmaz diyoruz ama Germiyanoğulları'na baktığımızda, diğer beyliklere baktığımızda, ilk kuruluş coğrafyası, evet coğrafyanın bir etkisi var ama bunlarda da bu kapasite olsa bu ilerleme imkanını bulabilirler. Osmanlı'yı silip sürüp geçebilirler. Osmanlı'yı diğerlerinden farklı kılan bir stratejik akıl var. Tabii. Onu demek istiyorum. Yani burada bulunduğu bölgenin imkanlarını, Bizans'ın sınır olmanın imkanlarını çok iyi kullandılar. Orhan Bey'in politikaları burada çok ön plandadır. Karesioğulları'nın ilhakiyle beraber başlayan bir politika bu bir ölçüde bakıldığında. Eğer Karesioğulları kendi içerisinde bölündü, Osmanlılar o bölündüğü için onları destekleyerek kendi içerisine aldıktan sonra artık öndeki bütün fıkra. Çünkü bakın bütün Marmara bölgesinin hakimiyeti kuruyorlar. Evet. Karesioğulları'yla beraber. Şu geniş. Artık kimsenin Osmanlılara karşı söyleyeceği bir şey kalmadı. Ve bir de bizim kaynaklara inanmak lazım gelirse herkes bunları gazi olarak görüyor. Küffara karşı gaza yapan. O yüzden onları üşendirmemek, arkadan saldırmamak lazım. Bunlar gaza yapanlardır.
Bu algı yani 15-16 yaban atılacakları bile var değil yani. Ama hocam değil. Bir Müslüman kimliğine tabii, baktığımız kara zaman. Kara koyunlara baktığınızda, hatta memlüklere baktığınızda bile bazen bunun hislerini görüyorsunuz. Gaza yapan bunlar şeydir efendim, arkadan bunları vurmak doğru olmaz, caiz değildir, geri çekilelim falan gibi algıların doğru yanlış ayrı mesele ama zaman zaman onların kroniklerinde var olduğunu görürsünüz. O Timur'la savaşta Yıldırım Beyazıt'la Timur'un mektuplaşmalarında karşılıklı kendilerini konumlandırırken, hatta Timur'un Yıldırım'ı konumlandırırken bir Gazi Sultan oluşu, Gazai Rum oluşu söyleyişi, bunların bu kimliğinin bir göstergesi. Yani siz ifade ettiniz, Rumlara karşı, Hristiyanlara karşı İstimalet ve gaza politikası etkili evet. olurken gaza politikası Müslümanlar üzerinde de bir meyil politikası haline getirdi. Çünkü katılımlar var. Çünkü tabanını kaybetti. Her Rumeli'ye geçişten sonra bu beyler, Kastamonu beyleri, şeyler, Germiyan beyleri tabanlarını kaybetmeye başladılar. Çünkü yeni bir ufuk açıldı Osmanlıların önüne, Balkanlara geçişle beraber. Osmanlıların da bir insan gücü ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu yeni hayat sahası diyorum ben buna. Oralara, buradan Anadolu'dan insanları getirip yerleştiriyorlar. Saruhanlılar, efendim Germiyan bölgesinden, Karaman bölgesinden. Bugün Trakya'ya baktığınızda, Trakya kesimine bakın, Yunanistan kesimi, Teselya o civarlarda pek çok böyle Anadolu'dan gelen isimleri görürsünüz. Saruhan var, ne bileyim, işte Karadeniz'den gelenlerin, şehirlerin adını taşıyan yerler var. Mahalleler var. Yer isimlerini veriyorlar. Yer isimlerini gördüğünüzde görürsünüz. Burada bir de şeyi çok merak ediyorum. Barkan'ın, rahmetli Barkan'ın 39-40'larda yazdığı o kolonizatör Türk dervişleri daha sonra nasıl algıladı yani onun aleyhinde o tezi ne ölçüde kabul edildi, ne ölçüde eleştirildi? Şimdi bu Barkan tabii benim bahsettiğim hani bir şey vardı, bu dervişlerin yeni bir fütühatta öncü rolleri var evet. malum gidiyorlar gittikleri yer evet. ilerisi tamam. de onu ileri sürüyor. Barkan örneklerle beraber bunu tahrir kayıtlarından hareketle ortaya koymaya çalışırken kullandığı kelimeye çok hani insanların bir bölümü hassasiyet gösterdi, kolonizatör terimine, tabirine. Yani koloni tabiri 19. yüzyıldaki kolonileri hatırlatıyor. Osmanlılar kolonisi falan değildi. Bir taraftan çok sempatik bulunurken falan. Diğer taraftan yani da bir eleştiri konusu söylüyorlar. Yani her şeyi kendi dönemi çağı içerisinde düşünmek lazım. Yani Osmanlılar hep böyle yani tamam da hiçbir yani şeyleri yok. Eksikleri, gedikleri veya problemlerle olmadı. Var şüphe yok yani mı? Bunu söylemiyoruz. Yani bir de hocam tarih yani biraz da bakmamak lazım tabii. Bugün. Şimdi peki şunu soracağım. Hani evet eleştiri konusu olabilir ama kolonizatör kavramına karşı olanların peki doğru kavramlaştırma nedir? Doğru kavram nedir? Bunu söylemeleri lazım. Hoca orada bu etkiyi vurgulamak için bir kavram ortaya koymuş. Koydu, tabii. Tamam, şey kavramın sonraki yüzyıldaki veya 20. yüzyıldaki çağrışımıyla eleştirisini yani yapıyorsunuz. Sömürgecilik anlamında değil de. Ama hoca onu çok güzel anlatıyor zaten. Evet, onu anlatıyor. Aynı ben, şey ben, imparatorluk için de öyle. Çok hassaslar var. İmparatorluk lafı nasıl kullanırsınız Osmanlılar diyenler var. Çok açık. Hatta akademisyenler içerisinde arkadaşlarımız var. Biz imparatorluk deyince hocam ya ben de mesela imparatorluk kavramını çok sempatik kullanan biri değilim ama ikame edici bir kavramı da. Cihan devleti manasına kullanılıyor. Başka ya onda o tartışma var. O aldığı anlam klasik dönem Roma İmparatorluğu döneminde olduğu gibi ne bileyim Avrupa'daki Osmanlılarla aynı olan Habsburg İmparatorlukları gibi. Yani bunların imparatorluk kavramları 19. yüzyılın milli imparatorlukları gibi değil yani onlar milli devlet imparatorlukları oldular yani bir işte küçücük bir Avrupa'da Belçika adam Afrika'nın aşağı yukarı kendi toprağının bilmem kaç yüz misline hakim olan kolonisiyle oluşan bir imparatorluk yani bunlar koloni imparatorlukları. Tabii. Bu dönemdeki yerli imparatorlukların böyle bir vasfı yok. Yurt yani kendi bulunduğu oraya, yerde gelişen muhtelif toplumları kendi bayrağı altında efendim işatmaya çalışan bir ölçüde evet. umdelerini onlara itki eden bir yapıya sahip bu kadar yani. Tabii şey burada bu. Bu imparatorluğa itiraz edenlerin daha çok Osmanlıların kendilerini tanımlayışını işte devleti Aliye, devleti Ebed Müddet o da aynı kavram. Ve benzeri kavramı evet. kullanıyorlar. Böyle bir çağrışım var. Hocam şimdi tabii konuşulacak konu çok çok da keyifli ilerliyor. Sohbet hem İpşirli hocamın katkıları hem sizin yorumlarınıza. Bu önümüzdeki kitapla ilgili birkaç dakikanızı da almak istiyorum ama kuruluşta Osman Gazi'yi vurguladık. Orhan Gazi'yi vurguladık. Tabii Fatih Sultan Mehmet'e gelince ayrı bir beçe tabii, oluyor. Ayrı bir dönüm. Dolayısıyla kuruluş sürecini aslında Osman Gazi ile başlayan
Fatih'e gelinceye kadar, İstanbul'un fethine kadar da tamamlanan bir süreç olarak tanımlamak doğru mudur? Kuruluşun süresini böyle tanımlamak doğru mudur? Bir siyasi bağımsızlık açısından böyle tanımlamak doğru mudur ki bunu daha erken ilhanlarından kurtulunca siyasi bağımsızlık açısından bunu devre dışı bırakabiliriz ama fetret devri var. Tabii. Ve sonrasında tekrar Timur hakimiyeti var. İki, kurumlaşma anlamında siz bu süreci kuruluş devri olarak tanımlamayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu tabii kuruluş dönemi şüphesiz ki devletin yapı itibari dönüşümü de itibar etmesi hasebiyle bu dediğiniz yani aşağı yukarı Fatih'e kadar olan dönemi bu tür arayışların olduğu işte bunların ortadan kalktığı, yeniden ikame edildiği bir dönem olarak bakmak gerekiyor. İşte ilk üç hükümdar dönemi daha çok fütühatla işte Balkanlara yayılış vesaire biliyoruz. Yıldırım Osman Bayezid, Gazi, Orhan Gazi, Murat Ulubendigâr. Tabii Yıldırım Bayezid'in ilk devlet modeli yani Fatih Sultan Mehmet'in daha sonra yapacağı ilk merkezi modelde bir devlet kurma çabası oldu. Bu çabada malum işte Timur'la beraber ortadan kalktı. Ondan sonra yaşanan yeniden ihya çabası var aşağı yukarı Fatih'e kadar. İkinci Murat dönemi bir restorasyon dönemidir devletin aynı zamanda. Fatih dönemi de bu artık bu aşamanın geçirip tam devletle imparatorluk dediğimiz ana şemsiye çerçevesinde bunların oluşturulduğu Cihan Şümür karakterli bir devletin ortaya çıkışı da anlamına gelir. Evet. Yani şey bu, süreç bu. Bu dönem için ben mesela klasik dönem tabirini kullanıyorum. Büyük Fatih'e bir, kadar olan dönem. Hayır, büyük bir dönem olarak kullanmak istiyorum. Bu klasik dönemin kendi içerisinde şeyleri var, dönüm noktaları var. Kuruluş sancıları demin bahsettiğim dönem. Fatih'le başlayan bir imparatorluk ve bir merkezi devlet modeli, Cihan Şümür anlayışı ve algılar. Ve orada oluşan bir yapı ve bu yapının, oluşan, klasikleşen bu yapının aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar yani bütün şeyi, çareyi batıdan artık alacağı, batının bütün müesseslerini alacağı, tam anlamda dönüşmeye olduğu bir çağa kadar getirmek mümkün diyor. Yaklaşık 3. Selim'e kadar. 3. Selim ama asıl 2. Mahmud ve Tanzimat'la beraber. Tanzimat dönemi bambaşka bir dönem. Çok, Tanzimat dönemi bütünüyle değişiyor. Yani evet, her şey Osmanlı klasik örgüsü anlayışına baktığınızda artık eski de bağı olmayan farklı bir devlete dönmüş vaziyette. O yepyeni yüzden, bir devlet. Evet, ben hep öyle söylüyorum. Yepyeni bir devlet ve o devlet devam ediyor şu anda. Şey de yalnız orada enteresan bir, yani batıdaki algı manasında söylüyorum. Bu biraz önce bahsettik, Richard Nolan o meşhur Türklerin tarihi kitabında, o büyük eserde. İlk 6 padişahı king diyor, kral olarak veriyor. Mehmet'e gelince emperor diyor, imparator diyor. Demek ki 16. yüzyılda batıda da böyle bir algı var. Yani ilk 6 tanesi henüz daha kral durumunda. Fatih'le birlikte imparator. Şimdi bakın bizim kaynaklara bakalım. Oraya gitmeyelim. Evet. İbni Kemal'e bakalım. Evet. Kimdir İbni Kemal? Meşhur. 1530'da Selim'in döneminde 34'te vefat eden önemli alim. Pek çok eseri var. Aynı zamanda tarihi var meşhur. İkinci Bayezid döneminde yazdı. Onun Fatih'le alakalı yazdığı kısım var İstanbul Fethi'nden sonra. Çok açık olarak Fatih'i ifade ettiği ünvanlar var. Bu ünvanlar han ünvanı. Öteki bir ünvan sultan. Han malum eski Türk geleneğinin yansımasıyla büyük hükümdar anlamına gelir. Evet. Ondan sonra sultan İslami konsepte yeri olan bir terminolojidir. Ve bir de kullandığı İstanbul Fethi'nden sonra Kayseri Rum. Ne diyeceğiz şimdi biz Kayseri Rum'a? Nasıl açıklayacağız Kayseri Rum'u? İşte Bizans. Nedir Kayseri Rum? Tabii varisi. Zaten o zaman kimse imperi Kayser diyor. Sezar'dan geliyor yani isim. İmparator tam anlamı karşılığı imparator. Haza. Bunları seyircilerimize Beyatı Hüseyin Yılmaz da biz biliyorsunuz Osmanlı biliyorum. Siyaset düşüncesi üzerine çalışan önemli uzmanlardan birisi. Uzun uzun konuştuk. Sizin de hatırlattığınız iyi oldu. Hocam bu önümdeki resimde de bakın Hazreti Sultan Murat'ın Hazreti Sultan Mehmet Han Fatih Konstantiniyye demiş evet. Diye evet. Ona Fatih ayrı bir şerh düşmüş. Aslında biz bu galiba 3. Mehmet döneminde yapılan bir minyatür. Zaten şeye kadar Şemailname dönemi. Evet şeye kadar geliyor Hazreti Sultan Mehmet Han. Mehmet 3. Mehmet diye Sultan Murat 3. Murat, Sultan Selim 2. Selim, Yavuz Sultan Selim Beyazıt diye böyle geliyor. Ama şeyi vurgulamazsan, bütünlüğü vurgulama açısından önemli bir resim ve 3. Mehmet döneminde o fethin nasıl görüldüğünü ve ayrıca bir vasıf olarak
vurgulanması açısından önemli bir minyatür olarak görüyorum ben bunu ve ilk resimli Osmanlı sultanları şeceresi özelliğini taşıyor. Hocam tabii konuşulacak konu çok ama şu kitabı konuşalım biraz. Sizin çok çeşitli eserleriniz var. Ben hani sayısını tam bilmiyorum. Ama bu kitabınızın kitaplarınız arasında ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Tabii editörü sizsiniz çünkü. Evet. O kadar mı? Yok canım tabii. Yani, muazzam bir iş yaptınız siz doğrusu. Tabii şöyle benim editörlüğümün sizin yayınlarınız arasında bir yayınlı taç eser olarak takdime yetiyorsa kendimi çok mutlu hissederim. Latife de olsa teşekkür ederim. Ama bu Osmanlı Savaşın Sultanları, Osmanlı Padişahları, Meydan Muharebeler. Kaç yıl sürdü bunu çıkarmamız? 12 yıl. Ben metni 2006'da bitirdim. 2006'da gönderdim, metin var. Şöyle hocam, Feridun Emelcan'la çalışmanın, biliyorsunuz benim çok hemen hemen bu alan her hocasıyla bir çalışmamız var. Sağ olsunlar. Müsamahayla yaklaşıyorlar ama Feridun Hoca'yla çalışmanın kolaylığı bambaşka bir hadise. Saat gibi saat. Hiç hakikaten öyle. Hoca çok zamana dikkat eden, sessiz sedasız. Bizim bu antik çağdan 21. yüzyıl Büyük İstanbul tarihinde de yine yazılar, uzun redaksiyonu vesaire. Ben şimdi bizim Kenan Seyitanoğlu'nun hikayesi anlatacağım ama yani hiç girmeyelim yani. Hakkı Dursun Yıldız'a rahmetten alalım şu doğuştan günümüze Büyük İstanbul, İslam tarihi. Orada işte evet. Eserindeki hadise. Demek ki bazen yani işi vakti faydası olmasaydı da oluyor. Bana ders oldu deyip en son vermeye başladım. Ya bitiriyorum güne de şeyleri makaleyi önceden bitiriyorum. Bir ay önce farzım var. Ama zamanı gelince artık gönderiyorum. Ya şimdi büyük bir proje işte şey yapıldı. En geniş kısmını da hoca yazdı orada o şekilde. Sonunda bir yemek yeri, bir mükellef bir yerde yemek yiyoruz. Seyitanoğlu da bizim çok eskiden beri arkadaşımız, oradayız. Herkes var orada. Dedim Feridun Hoca nerede? Ya eyvah dedi, yani evet nasıl unut, en geniş kısmını o yazdı falan. Ama ben dedi ona bir kere telefon ettim ve makale gönderdi, unuttum. İsmini vermeyeyim, 106 kere telefon etmiş bir şeye, bir Ankara'da bir hocamıza. Şimdi Savaşın Sultanları 2 cilt kitap. Biz sizden kısaca bunun bir değerlendirmesinin mahiyetini alayım. Siz varken benim yorum yapmam çok nazik tabii, olmaz. Şu 2 cildi şöyle bir göstereyim ben. Evet. Önemli bir proje oldu aslında. Bu zamana kadar yani savaş tarihi çok meraklı bütün dünyada, hakikaten çok okuyucusu olan bir alan askeri tarih çalışmaları. Ama Osmanlı askeri tarihi üzerinde yapılan çalışmalar daha çok hep anlatım tarzında oldu. Ama bunun altında yatan efendim işte stratejiler, savaş sistemleri, askerin ruhi durumu, kullanılan malzemeler vesaire vesaire, lojistik imkanlar, savaşın nasıl yapıldığı, nasıl taktik uygulandığı gibi konular genellikle pek hep ihmal edilen bir husus oldu Osmanlı tarihçiliği açısından baktığımızda. Bunda biraz kaynak yetersizliğinin rolü olduğuna dair bir takım efendim bahaneler de olabilir. O ayrı bir konu. Fakat burada bu açığı kapatmak üzere en azından Osmanlı sultanlarının katılmış olduğu meydan, büyük meydan muharebelerini bu çerçevesinde, askeri tarihin bu özellikleri çerçevesi içerisinde ele almaya düşünmüştük. O zaman böyle bir proje gündemimize gelmişti biliyorsunuz beraber. Belki o kısmı size anlatırsınız. Evet. Sonra çalışmalarımız daha çok bunun üzerine yürüdü. Buradaki tabii başka pek çok muharebe var. Hepsini almak mümkün değil. O yüzden konuyu biraz hani hudutlarını belirlemek lazım geldi. Ve meydan savaşlarını alarak ve bunda da Osmanlı sultanlarının bizzat katıldıkları savaşçı olarak sınırlandırmak suretiyle aşağı yukarı yani Zenta'ya kadar mağlubiyetle bitireceğimiz bir savaşa kadar geldik. Şimdi sayısı aşağı yukarı Erhan Afyoncu ile beraber ben klasik dönem aşağı yukarı Eğri Savaşı'na kadar Mihaç Ovası'nı yazdım. En son 1596. Diğer savaş zaten ondan sonra şeyin katıldıkları var. Osman'ın savaşı ve Hotin önlerinde. Hotin var, İkinci evet. Osman'ın. Ardından da en son Mustafa'nın iki savaşı var. Zenta ile olacak, sonuçlanacak olan iki savaş var. Evet. Yani şey çerçevesi böyle kuruldu ama tabii böyle bir yazılırken asıl bunun için görüntü malzemesi çok önemli olacaktı. Çizimler önemli olacaktı. Çünkü Batı'da o kadar muazzam bir efendim çizimler, eserler bu anlamda var ki
Her kropi savaş hakkında kropi. Viyana'da görmüştük tabii, değil mi? Her şeyde, muazzam. Müzede. Tabii, yüzlerce kropi. Bizde bu anlamda eksikler çok vardı. Yani bu aslında ilk teşebbüstür bu anlamda, öyle söyleyeyim. Vaktiyle askeri, yani askerlerin askeri tarih çerçevesinde kendilerinin için yaptıkları askeri tarih ve savaşlar var. Onlar yapmışlar ama onlar tabii haklı olarak yani bir tarihçi gözle bakamadıkları için çok basit kalmış yaptıkları şeyler. 30'lu yıllarda var değil mi? 30'lu 40'lı yıllarda devam etmiş olan şey ama evet. Çok basit kalmış yani. Akademisyen olarak yani akademik anlamda bakarak kaynakları değerlendirerek yapılması gerekirdi. Onu yapmaya çalıştık biz bir ölçüde. Belki bir başlangıç olduğu bilmiyorum. Bundan sonra devam ederse de çok güzel malzeme yani, var. Evet bu fazla 3 boyutlu resimler var değil mi? Evet. Tabii, şöyle onlar... hocam ben hocama teşekkür ediyorum. Bu konu gündeme hocam bir fikir olarak böyle bir çalışma yapsak iyi olur dedi. Ben de hemen tabii memnuniyetle dedim. Sonra tabii bu tür yayınların sponsorluk gibi bir temeli var. Burada ben Ensar Gemi Sanayi'ni ve onun sahibi mühendis Özkan Bey'i şükranla anmak istiyorum. Çok, konuyu ona açtığımızda hiç şey yapmadan çok ciddi bir masraf yaptı hakikaten. Konuyu üstlendi. Çok da sabır gösterdi. Çok. Adam bütün maliyetleri karşıladı. 12 yıl boyunca da bize hiç incitici bir laf söylemedi. Bunun malzemeleri, metinleri yazıldı ama özelliği şu, Erhan Hoca, Uğur Demir, diğer arkadaşların katkısıyla tamamı orijinal olan, tarihi vesika olan, mesela hoca Macaristan'dan gitti, Osmanlı topları, silahları aldı, İngiltere arşivinden, Avusturya'dan, bu da Özgür'ü de hayırla analım. Malzeme temin etmeye malzeme, çalıştık. Yani dünya müzelerine malzemeler temin edildi. Zaten bizdeki ya 10 bini aşkın malzeme içerisinde bu kitapta yer alan malzeme seçildi ve başka bir şey daha yapıldı yine hocaların katkısıyla. Hani ben editörüyüm. Ki editörlüğünü yapmaktan da büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerle çalışmak hakikaten bir mutluluk. Metinlerle görsel malzeme buluşturuldu. Diyelim ki burada bu sayfayı açtık. Şuradan diyelim ki bu sayfayı açtık. Burada bir kılıç yer alıyor. Bu sayfanın anlatıldığı bölüm aynı zamanda bu savaştaki kullanılan silahlar. Veya diyelim ki bu giriş bölümünü burada açayım hemen şuradan. Arkabüzler var. Bir eski, sayfa olarak neler var? Diyelim ki bu sayfa. Yani metinlerle resimler aynı sayfada buluşturuldu ve çok yüzlerce görsel malzeme kullanıldı. Yani Osmanlı savaşlarına dair minyatür, gravür, silahların her nevi. Belge varıncaya kadar. Bir de 3 boyutlu haritalar değil mi? Bu 3 boyutlu haritalar da Türkiye'de ilk defa yapılan savaş haritaları. Bunların da malzemesini, birikini, arka planını Ferdun Hoca hazırladı. Önce düz bir harita olarak çizdirildi. Sonra da sinema sektöründe çok uzman bir ekibe ve animasyon çalışmalarını çok iyi bilen bir ekibe böyle 3 boyutlu çalışmalar yapıldı. Bu şu haritaların hazırlanması yaklaşık 1,5-2 sene sürdü. Yani geldi gitti, baktık, hocalar düzeltti vesaire. Ama işte bir hakikaten çığır açan bir eser oldu. Yani ben Türk askeri tarihi içerisinde ve savaş tarihinde benim yani dediğim gibi editörlük benim yaptığım ama asıl ilmi emek yani, sahipleri. Evet, tabii burada önemli bir nokta daha var. Bu sadece bir anlatım değil. Aynı zamanda burada bir takım tezler de var. Onu da ifade edelim. Tabii. Onlar mühim şeyler. Çünkü bu zamanlar yani dünya savaş tarihi açısından bakıldığında özellikle ateşli silahların kullanımı itibariyle Avrupalılar, Batılılar daha ziyade bütün bu taktikleri kendilerine hamle ederler. Yani biz bunu geliştirdik, bu tüfekleri biz geliştirdik. Biz bunu ilk defa etkili şekilde kullandık. İşte bir askeri devrim diye bir kavram uydurdular malum. Çok tenkit uğradı daha sonra. Şimdi de biz de çalışıyoruz gerçi farklı şekillerde ne olduğu ne olmadığı hakkında. Ve bu askeri devrimin de yine kendilerinin bulduğu ve sürekli ateş gücünü hafif piyade, tüfekli piyadeye dayalı bu savaşlarda büyük başarılar kazandırılmasını temin ettiğimleri sürdüler Batı'ya. Ve bakın bunun daha büyük şeyi var. Ve bu şekilde bütün dünyayı adeta fethettiklerini de sürüyorlar. Yani bütün teknolojinin de kaynağı olarak bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Yani bu yani basit bir şey değil aslında. Fakat buna benzer örnekleri ve tüfek kullanımı, ateş silahlarla alakalı
Bu defa dünyadan itirazlar gelmeye başladı. Batı'daki bu tezlere karşı. Çin'den mesela böyle bir itiraz geldi. Japonya'dan geldi. Biz de Osmanlı tarihine baktığımızda buna benzer farklı unsurları burada da gördük. Osmanlı tarihi kapsamında bakıldığında ilk ateşli silahların, tüfek yani hafif piyadelerin kullandığı tüfeklerin, ilkel tüfeklerin Varna Savaşı'nda kullanıldığını tespit etmiş durumda. Osmanlı 1444'te. Çünkü 1445 tarihli elimizde şey var, tahrir defterindeki parça var. Orada Balkanlardaki bazı karelerde tüfekli Yeniçeriler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 44'te kullanılmış. Tabii Macarlar da bunu kullandılar. Onların bazı şeyleri var orada, görüntüleri var. O tüfek tiplerini. Ayrıntılı olarak alt yazıları falan beğendiniz yani. Fakat burada önemli olan tüfeğin kim bulduğu değil, nasıl geliştirildiği ve nasıl etkili kullandığı noktasıdır. Barutu Çinliler buldular ama kim etkili kullandı? Batılılar etkili kullandı gibi yani buna benzer şeyde argümanlar ileri sürülebilir. Burada da tüfeğin hafif ve etkili bir şekilde kullanılacak bir efsafa getirilmesinin anlaşıldığı kadarıyla Osmanlılar döneminde, 2. Bayezid döneminde olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece ben söylemedim. Agoston Gabor diye meşhur bizim eski kadim bir arkadaşımız var. O da savaş tarihi üzerine çalışıyor. Amerika'da kitapları da var. Tercüme de edildi bazı kitapları. Önemli çalışmalar var. Evet. O da aynı şeyleri zaten söylüyordu. Dolayısıyla bu dönemde gelişen bir Osmanlı tipi tüfek var. O kadar etkili oldu ki bu tüfek tipi hem hafif hem de çok etkili bir şekilde çabuk doldurulabilecek tetik mekanizması var yılan kavye. Onun ilk defa mesela Osmanlıların kullandığını ileri sürüyorlar. Böyle bir iddia da var. Dolayısıyla o kadar etkili oldu ki Portekizliler de Osmanlılar tüfek meselesi yüzünden özellikle şeyde rekabete girdiler Uzak Doğu'da. Çin'de tüfek alımıyla alakalı bir şey oldu. Bir efendim tartışma olmuş ve Osmanlı tipi tüfeğin çizimleri var orada. Portekiz tipi tüfeğin çizimleri var. Bu dediğim 1560'lar mı 40'lar o civarlarda belki biraz daha geç. Hangisini alalım? Ve Osmanlı tipi tüfeğin çok daha etkili olduğu orada. Çinci yazılı kitap, o kitabı yayınlandı. Enteresan. Anlaşıldı. Yani etkisi bizim, oraya kadar ulaşmış bizim vaziyette. Bizim bir tüfek tarihi, açıdan. Kılıç tarihi, silah tarihi programı da yapacağız. Sizi burada daha çok ağırlayacağız hocam. Başka tezler de var hani biz biliyoruz. Tabii. O, daha doğrusu Osmanlı savaş tarihine dair yeni tezlerin kullanıldığı ve dünya savaş tarihi yazılırken de mutlaka dikkat edilmesi gereken tezler var. Müsaadenizle ben kitapla ilgili iki hususu daha hatırlatayım. Tabii bu kitap bir mimari eser gibidir. Yazılırken biz hoca onu söylemedi. Daha tasarımını, kağıdını ve baskısını yazarken görsel malzemesini baştan planlayarak yazdık. Yani iyi bir mimari eser, bina nasıl planlanıyorsa öyle planladık. Kağıdıyla, baskısıyla, tasarımıyla, görsel malzemesiyle geniş bir ekibi. Zaten eski atasözü var ya, kemalat kem aletli olmaz diye. Yani böyle mükemmel bir esere de öyle kağıt, öyle proje olması lazımdı. Emeğe geçen herkesten teşekkür ve minnet borcu. Şimdi sıra bunun İngilizcesinde. Yani onunla. Bu metinler tabii biraz herkesin okuyabileceği bir çerçevede bunun bir farklı güncellenmesi lazım. Bu bir başvuru kitabı. Yani evet. Aslında bunu şey diye de tanımlayabilir miyiz hocam? Aslında savaş tarihi yanında savaş sanatlarının da bir görsel kaynağı olarak. Var, sayılabilir tabii. Mümkün yani sanat tarihi açısından önemli. Hocam dedi doğru yani daha geniş kitlelere ulaşması da. Yeni versiyonlarını da hazırlamak artık. İnşallah. Evet. Orada editöre ihtiyaçları yok zaten. Evet İpşirli hocam. Hocam sizin son olarak ilave etmediğiniz bir husus varsa yani onu alalım. Yani şey bu tabii konumuz asıl itibariyle Osmanlı kuruluş dönemi oldu. Şimdi Osmanlı ana çerçevesini bu anlamda yeni okumalarla anlamamız lazım. Yani biz artık bu hamasi, menakıbname türü anlatımlardan kurtulmamız gerekiyor. Biz akademik olarak böyle düşünüyoruz ama bunu yapmayan başkaları da var. Farklı şekillerde şeyler söylüyorlar. Ama bunların tarih zemininin şüpheli olduğunu da seyircilerimizin mutlaka bilmesi lazım. Biraz bilinçli okumaları gerekiyor. Malum meşhur bir dizi var kuruluşla ilgili anlatılanlar. Tabii ki o bir kurgudur. Farklı bir şey var. Ama ilgiyi çeker. O ilgi çerçevesi içerisinde o ilgiyi efendim destekleyecek, kendini geliştirebilecek okumalar yapmaları lazım. Bunu da yani daha ziyade akademisyenlerin yazdıklarına daha ziyade itibar etseler. Doğru. Bazı sıkıcı da olabilir ama daha itibar etseler
daha kendilerini geliştirmiş olurlar diye söyleyelim. Akademisyenler de yani daha okunaklı, edeyim. Daha kolay okunan, daha o, rahat tabii, anlaşılan iki, şekilde söyleyecektim. Yaşlar, şimdi onu siz ağzımızdan aldınız, ben de onu da ifade edecektim. Tabii akademisyenler de kendileri düzeltmeleri lazım bu anlamda. Tabii, yani ben bunu böyle yazdım falan bir tarafa çekilip böyle bakmak sırça köşkünden bu iş olmuyor yani böyle iş bir yürümüyor. Metin maalesef, yazarlığını kazanmanız maalesef gerekiyor. Olmuyor. Yani. Bu siz bu bilgileri yaymazsanız bunu ne işe yarayacak bunlar, kim ne olacak yani ben bunu... Evet, akademik bir iş yap, yeni bir keşif veya yeni bir bilgi birikimi üretimi yapabilirsiniz. Ama bunu aynı zamanda yayabileceğiniz bir efendim çerçeve veya bir usluba da sahip olmanız lazım. Batı'da bunun çok örnekleri var. En kötü konuyu bile okutabilecekler. Geçen de Dante diye bir kitap okudum en yakın zamanda. Yakın çıktı tercüme. Yani muazzam bir çalışma yapmış, akademik bir çalışma. Dipnotlarını falan görürsünüz arkaya koymuş ama kendini okutuyor kitap. Bu ne gibi yani? Evet yani hocam. Çok doğru bu ne konuları ne böyle bir propaganda konusu yapmak lazım ne de böyle kimsenin anlayamayacağı ağır ifadeler, üsluplar karmaşık değil. Gerçekten sağlam, güvenilir ama toplumumuzun anlayacağı şekilde ifade etmek gerekir. Çok şükür son zamanlarda bunun güzel örnekleri oluyor işte. Feridun Hoca'nın da burada önemli katkısı var. Evet, evet biz Feridun Hoca'nın aynı zamanda kuruluş dizisinin danışmanı olduğunu da bütün okları ve leşirleri hatırlatarak şimdi alabiliriz. Veda edelim. Sevgili seyirciler, bir sonraki tarih söyleşileri programında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın efendim.